Adın adı Ateşi Çalmak Yazar Galina Serebyakova 2. Cilt Fırtınanın Ortasında 8. Bölüm Tarihin Bayramları Louis Philippe'nin büyük oğlunun dul eşi Orles Prensesi Louis'e bu gece yatağa girmeye cesaret edemiyordu. Dün akşam ulusal muhafızlar Kampuchines meydanında barışçıl gösteriler yapan halka kralın emriyle ateş açmıştı. Marcellus ise silah sesleri arasında boğuldu. Ellinin üstünde insan öldürüldü ve Paris'te haykırışlar yükseldi yine. Yaşasın Cumhuriyet, kahrolsun Kral, intikam. Yük arabaları gece geç saatlere kadar ceset taşıdı. Soğuk bir yağmur çiseliyor, meşaleler yılan ıslığı gibi ses çıkarıyordu. Louise olup bitenleri öğrenmesi için hizmetçisini üçüncü kez kente gönderdi. Hizmetçi endişe verici haberler getirdi. Yangın başlamış, şehirde yürümek olanaksız olmuştu. Her yerde iki, hatta üç katta ev yüksekliğinde barikatlar kurulmuştu. Nöbet noktalarında gasp edilmiş faytonlar, kütükler, direkler, fıçılar ve tahtadan oluşan yığınlar sokakları ve ara sokakları kapatmıştı. Ayaklanma piketleri gelen geçeni durdurup sorguya çekiyordu. Uzun sırıklara takılmış gaz lambaları muhteşem barikatları ve koruyucularını aydınlatıyordu. Evlerin duvarlarına çağrılar yazılmıştı. Yurttaşlar, bankerlerin kralı Louis Philippe, 10. Charles'ın yaptığı gibi hakkımızda ölüm fermanı çıkarttı. Biz de onu gönderelim gitsin. 10. Charles'ın ardından tahtalı köye. Krallara ölüm, cumhuriyet istiyoruz özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Şöminenin yanına oturan Louise kendi eşyalarını toparlayan hizmetçilerini denetliyordu. Orleans hanedanının metal armalarını taşıyan büyük sandıkların doldurulduğu odada hizmetçileri yığınla danteli, deriyi, ağır brokar ve hafif ipek elbiseleri yerleştiriyorlardı. Ellerindeki eşyalarla sağa sola koşuşturan hizmetçiler görkemli ama sevimsiz sarayın salonlarında olağan dışı endişeli bir hava yaratmaktaydı. Prenses, 1830 devriminin kayınpederi Louis Philippe taht ve zenginlik kapısını araladığını anımsadı. Ama buna karşılık kralın babası Philip, Egalit ise birinci büyük devrim sırasında öldürülmüştü. İçini saran korkuyu güçlükle yenebilen Louis'e koltuğundan fırladı, pencerenin yanına giderek perdeyi hafifçe araladı. Bu Şubat gecesi ona çok karanlık ve ürkütücü göründü. Uzaklarda meşalelik kazartılar seçiliyordu. Marcellisa'nın sözleri duyuluyordu. Prenses ilk kez ciddi bir tehditle karşı karşıya olduklarını anladı. Tiranlar, hainler, onun bunun artıkları. Artık korkudan titremeye başlayın. Adi suikastçiler çözülsün dizlerinizin bağları. Yakındır geliyor zamanı hesap sormanın. Ant içmiş askerleriz ki yeneceğiz düşmanı. Bir yiğit düşmeye görsün toprağı bizden. Doğru onu toprak ana yeniden. Koparıp alsın diye kafalarınızı. Prenses kadife perdeyi kin dolu bir ifadeyle kendine doğru çekti ve şömineye doğru yürüdü. Heyecanını gizlemek için ateşe eğildi, sönmek üzere olan korları uzun maşalarla yavaş yavaş karıştırmaya başladı. Ona ve tahtın varisi oğlu Kont de Paris'e yarınlar neler getirecekti. Louise şöhret düşkünüydü ve güçlüydü. Birçok kez cimri kralın himayesinden ve iki kraliçenin vaazlarından kurtulmayı düşlemişti. Duyduğu endişe arttıkça Lou ise yalnız kalmaya dayanamadı. Çok güvendiği bir nedimesini çağırdı. da Charles'ın düşünden itibaren kralın ayaklanmayı bastırmak için acil önlemler alacağını düşünmüyor musunuz? Böyle tehlikeli bir anda kararsız kalmak hepimizin sonunu getirebilir. Ayak takımının neden isyan ettiğini bir türlü anlayamıyorum. Majesteleri diye konuştu saygılı ama aynı zamanda onurlu bir ifadeyle Nedim'e. Devrimler volkan patlamaları gibi, depremler gibi insan iradesinin dışındadır. Bu Tanrı'nın bir gazabıdır. Hizmetçiler ağzına kadar dolu sandıkları gürültülü bir şekilde kapattılar. Baş Nedim'e hizmetçileri gönderdi ve reverans yaparak mücevherleri hatırlatmak için Louise'ye yaklaştı. Ama prenses oyalanıyor ve şöminedeki büyüyen aleve bakmaya devam ediyordu. Bir zamanlar kafası giyotinde kesilen Marie Antoinette'nin yatak odasını süsleyen saat 12 kez çaldı. Louis kötü düşüncelerden kurtulmak için güzel taranmış başını salladı ve gizli çekmecelerinde mücevherlerin korunduğu dolaba kararlı adımlarla yürüdü. Elmaslarla kaplı, altın işlemeli küçük bir anahtarın takılı olduğu altın zincirini boynundan çıkardı ve gizli bölmeyi açtı. Tam bu anda Louis Adolf Thiers içeri girdi. Geleceğini bildirmemişti karmaşık protokol kurallarına aykırı davranarak elini kolunu sallıyordu ve omuzlarını garip bir biçimde sarsısından bir anormallik olduğu anlaşılıyordu. 50 yaşını aşmıştı. Ufak tefek ve olağanüstü kısa belli olması yüzünden arka ayakları üzerinde duran bir tarla faradesini andırıyordu. İnce burnunun üzerinde gözlerini saklayan kocaman gözlükler vardı. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Louise e, çok korkmuştu. Majestelerinin derhal kralın yanına gitmesini rica ediyorum. Hanedanlığın kaderi belirleniyor. Acele edin. Dedi sert bir şekilde kendine özgü bir kabalıkla. Tears. Ama Louise'nin iri iri açılmış gözlerindeki korkuyu fark edince yumuşadı ve dal kavukça ekledi. Bu çıldırmış ülkeyi oğlunuz Kont de Paris'in ve siz majestelerinin kurtaracağını ümit etme cüretinde bulunuyorum. Louise'nin yüzü alev alev yanmaya başladı korku yerini kibire bıraktı. Yoksa naiplik mi diye düşündü sonra kendini toparlayarak konuştu. Ben Fransa'da sağduyunun galip geleceğine inanıyorum. Lütfen majestelerine kadar bana eşlik edin. Omzuna bir şal alan kısa boylu, dolgun prenses, Tirs'in koluna girdi ve görkemli bir eda takınarak Tulires Sarayı'nın diğer bölümündeki kralın huzuruna doğru yola koyuldu çarprazlayarak geçmek zorunda oldukları geniş bahçede kraliyet ordusunun subay ve askerleri toplanmıştı ve gürültülü bir şekilde tartışıyorlardı. Louise bahçeyi kaplayan gürültüye ve olağan dışı kargaşaya aldırmadı. Tirsin anlattıklarını dinliyordu dikkatle. Tirsin daha önce kendisini çok rahatsız eden taşralı aksanını fark etmiyordu bile. Majesteleri Paris'te olanları bilmek mi istiyor? Bugün saraylar kuşatılmış kaleler gibi Ayak takımı yine kudurdu. Maalesef dalga kabarıyor ve hepimizi yutmakla tehdit ediyor. Eğer kral benim öğütlerimi, önerilerimi dinleyip derhal sen kuluta gitseydi... Sen kulut mı? Ama neden? Orduyu çağırıp onunla birlikte başkente geri dönmek için. Biz saldırıya geçerek Paris'i alacak ve isyancıları ezecektik. Varsın bu çok kana, çok kurbana mal olsun. Ama daha iyi olacaktı. Biz düzenin, monarşinin düşmanlarını gelişmeyi sağlayanlara karşı ayaklanan tüm isyancıları yok edeceğiz. Vahşiler şimdi de Rothschild sarayından birini yakmışlar. Fransa'nın bir cerraha ihtiyacı var. Neşter tek kurtuluş yolu artık. Tears güldü. Gözlük camının arkasından gözleri parlıyordu. Siz haklısınız. Planınız zeki ve irade sahibi olduğunuzu gösteriyor. Halk ayıltmak gerekiyor. Kral neye karar vermiş? diye sordu Louise, e, terse duyduğu hayranlığı gizlemeden. Guizot ve kraliçe kralı ikna ettiler. Böylece o da Paris'e dışarıdan saldırmayı reddetti. Bu çok kötü diye cevap verdi Tears karamsar bir ses tonuyla. Yoksa siz de Pilate gibi ellerinizi bulaştırmamayı mı düşünüyorsunuz? Guizot ailemizin şansı siz onun kurtarıcısınız. Teşekkür ederim diye gülümsedi gizemli bir edayla Tears. Ben sizin sadık hizmetkarınızım bunu unutmayın. Ve omzunu yine oynatıp elini savurarak devam etti. Bugün Karusel meydanında atını zamanında çevirip saraya doğru geri çekilmesi için kralı ikna etmeyi başardım. Gerilemek. Sizi anlamıyorum. Maalesef. Pencereden krala doğru kurşun yağıyordu. Ulusal muhafızlar kalkanlarını çarpıp reform istediler. ''Sıkı durun prenses, ok yaydan çıktı. Kral Louis Philippe, oğlunuz lehine tahttan vazgeçmek zorunda.'' Tirs ve Louis'e de Orleans büyük salona girdiler. Zayıf ve bitkin düşen kral bir koltukta oturuyordu. Etrafında kraliyet ailesinin üyeleri, saray efradı ve kenarında da bu izot oturuyordu. Büyük gümüş yamdanlarda yanan mumların titrek ışığı Louis Philippe'nin büyük borbon burnuyla sarkık dudaklı, utangaç ve grimsi yüzüne Guizot'un narin ellerinin üzerine düşüyordu. Duvarlardaki işlemeler yarı karanlıkta kalmalarına rağmen üzerlerindeki kadın ve erkek çobanların figürleri kral ve çevresindeki daha canlı görünüyordu. Tahta çıktığımda dedi Louis Philippe çevresindekileri patlak balık gözleriyle inceleyerek şu ihtiyar tilki Talleyrand ancak 17 yıl hüküm süreceğimi öngörmüştü. O, benim muhtemelen Bonaparte gibi akılsız veya 10. Charles kadar aptal olduğumu sanıyordu. Ve ne oldu? Öylesine özenerek diktiğim bina da dayanıksız çıktı. Ama benim emeğimin meyvelerini yok eden akılsızlar gün gelip pişman olacaklar ve günahkar oğullar gibi gelip babaların ayaklarına kapanmak isteyecekler. Kral canlandı koltuğundan kalktı ve ellerini şaşkın bir ifadeyle açarak tüm bunlar nasıl başladı? Hiçbir şey anlamıyorum. Düne kadar halk benden reformdan başka bir şey istemiyordu. Neden bugün Cumhuriyet istiyor? Ben onlara reform vaat edip Sadık Guizot'u kurban ettim. Tirsi ile Barot'u görevlendirdim. Akılsızların şu yaptıklarına bakın. Assumption tapınağının parmaklıklarını yerlerinden sökmüşler ve bu kutsal sopalarla barikatları destekliyorlar. Kral sustu. Orada bulunan herkes saygıyla iç çekti. İçeri giren Tiersi fark eden Louis Philip eliyle işaret ederek onu çağırdı. Sizi faytondan indirip çamura batırdıkları doğru mu? Tiers onayladı. Ah ne korkunç diye ellerini çarptı kral. İsyancılar silah dükkanlarını soymuş, nöbetçilerin silahlarını almışlar. Park ve bulvarlardaki ağaçlar sanki üstlerinden fırtına geçmiş gibi devrilmiş dedi Tears. İsyancılar benim başkentimde kaç barikat kurmuşlar diye sordu nefes nefese Louis Philippe e ve elini kalbine bastırdı. 2000'in üzerinde efendim diye yanıtladı Tears hemen. Louis de Erlans gerçek duygularını gizleyerek hızla krala yaklaştı ve karşısında diz çökerek oldukça yüksek sesle ve abartılı bir duygusallıkla bağırmaya başladı. Lütfen efendimiz Tahttan vazgeçmeyin. Taç bizim için çok fazla ağır. Bir tek siz onu taşımaya layıksınız. Kral yanıt vermedi. Bazı hanımefendiler ağlamaya başladı. Kraliçe Louise'ye yaklaştı ve öptü. Sevgili yavrum, sizin oğlunuz ikinci Louis, Filipe adını taşıyarak dedesine layık bir varis olacak. Ve gözyaşları arasında ekledi. Sevgili kocam, Fransızlar sizin gibi iyi bir kralı hak etmiyor. Ben inanıyorum ki Zaman beklemiyor diye sözünü kesti çenesi düşen kraliçenin. Kaba bir şekilde tirs. İsyancılar yaklaşıyor. Bizse güçsüzüz. Geç artık çok geç. Nasıl geç diye bağırmaya başladı kral. Benim muhafızlarım nerede? Maraşal, Baguat siz benim güvendiğimden sorumlu olduğunuz konusunda beni temin ediyordunuz. Harekete geçin. Siz her tür yetkiye sahipsiniz. Majesteleri diye cevap verdi. Buguat ben çaresizim. Artık çok geç. Kral, torunu lehine tahttan çekildiğine dair belgeyi imzaladı ve Fransa'yı hemen terk etti. Louis'e de Orleans kaçmayı kesinlikle reddetti. Kralın, küçük oğlu Comte de Paris lehine tahttan çekildiğine dair belge elindeydi. Bu demekti ki Louis Reşit olana kadar Fransa'nın hükümdarı oydu. Hayalleri gerçekleşmişti. Louis'e sevincini daha fazla gizleyemedi tahttan düşürülen kral ve karısıyla vedalaşır vedalaşmaz Tirs'in tavsiyesi doğrultusunda temsilciler meclisine çıkabilmek için Bourbon Sarayı'na gitti. Bu sırada ulusal muhafızlar ve ayaklanan halk Tulires'e yaklaşmıştı. Kraliyet muhafızları ise isyancıların karşısında tüfeklerinin dipçiklerini yukarı çevirdiler. Kan kardeşi olmuşlar, birbirlerine sarılıyorlardı. Kasketler, şapkalar, deri kalpaklar havada uçuşmaktaydı. Herkes Marsella'yı söylemeye başlamıştı. İleri kardeşler vatan için ileri. Şan şeref günü geldi çattı işte. Karşımıza geçmiş kanlı sancağını tiranlık bir kez daha çekiyor göndere. Nasıl bağırıyor duruyor musunuz uzaktakiler? Alanlardaki bölük bölük askerler saflarımıza dayandılar, öldürmeye gelmişler karılarımızı, çocuklarımızı ve bizleri. Haydi yurttaşlar, sıklaştırın safları, silahları kapın. Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın. Halk artık hiçbir kral istemiyordu. Panik içinde Tularis'ten kaçan Louis Philippi karusel köprüsünün yanında bir araba bekliyordu. Ama halk Louis Philippi fark etmişti. Bir muhafız subayı tahttan düşen kralı izleyen kalabalığa seslendi. Baylar kralı acıyın. Cevap olarak birkaç ses duyuldu. Biz onun gibi cani değiliz varsın gitsin. Atlar yürüdü ve Fayton kıyı sokağı üzerinden ilerleyerek birinci büyük devrim yıllarında giyotinin kurulduğu beyaz heykelli Konkarda meydanına doğru döndü. Kral titreyerek koltuğuna yaslandı. Burada bir zamanlar halkın iradesiyle 16. Louis'in ve Louis Philippe'nin babasının kafaları kesilmişti. Halk kralın hiçbir saldırıya uğramadan Paris'ten çıkmasına izin verdikten sonra saraya koştu. Lüks masaların etrafında, şatavatlı kadın elbiselerinin, deri giysilerin, zarif iç çamaşırlarının, dantellerin, tavus kuşu tüylerinin, yelpazelerin ve daha başka değerli eşyaların saçıldığı yatak odasından geçerek tören salonuna yönelmişlerdi. Altın kaplamalı, figürlerle süslü tahtı parçalayıp ateşe attıklarında, nefret ettikleri monarşiden sonsuza dek kurtulduklarını sanıyorlardı. Louis Felipe'nin tahtı Bastil meydanında kocaman bir kalabalık tarafından yıkıldı. Kraliyet yönetimiyle bu sembolik hesaplaşmaya danslar ve marşlar eşlik ediyordu. Tahttan düşürülen Louis Philippe'nin sarayında bu süre zarfında hiçbir eşya çalınmadı. Krala ait olan her şey karşı duyulan nefret o kadar sınırsız ve derindi ki saraydan ne yoksul bir emekçinin çocuğunu ısıtabilecek bir şal ne de bir bodrum aydınlatabilecek mum alındı. gözlü Louis Philippe çıkarcı ve değerli eşyalar konusunda maymun iştahlıydı. Hanedanlığının sarsılmazlığına inandığı için biriktirme hırsına kapılmıştı. Çiftlikler, ormanlar, saraylar satın alıyor, devlet hazinesini soyuyordu. Büyük borçlar alıyor ama geri ödemiyordu. Saat, biblo, resim ve bronz heykellerden oluşan sayısız koleksiyonları vardı. Kralın borcu 30 milyon frankı bulmuştu. Sadece Neuli Sarayı'nda 25 binin üzerinde bal mumu yedeklemişti. 1848 yılının bir Şubat gecesinde halk Neuli Sarayı'nı yakınca bu mumların parlak alevleri, kraliyet bahçesindeki yaşlı hılamur ağaçlarını, mermer bank ve heykelleri aydınlattı. İşte ateş buna denir, diyordu isyancılar. Alevler sanki arşa ulaşmıştı. İnsan ruhunda gizlenen yüce, temiz ve güzel olan her şey devrimin aydınlık günlerinde açığa çıkmış, kendini göstermişti. Benliklerine kavuşan emekçilerin omuzları dikti. Yeniden köle olmamak için eşyaları ve fetişleri yok ediyorlardı. Orles nazların eskiz sarayı, Place Royal tamamen yanmıştı. Ama Prenses Louisa, bundan böyle naip kraliçe, devrimin kasıp kavurmasından korkmuyordu. Kralın kendisine devrettiği iktidarın tadını çıkararak benzersiz anlar yaşadı. Tirsin her dediğine boyun eğiyordu. Acıklı bir mizansen hazırlamıştı. Üstünde siyah matem elbisesi, yanında iki oğlu ve birkaç prensle birlikte mütevazı bir edayla yaya olarak Temsilciler Meclisi'ne gitti. Burada halk temsilcilerin aldığı kararı dinleyecekti. Monarşistlerin bir kısmı onu selamlayarak karşıladı. Orleans hanedanının en kibar tarafları Odilon Barrot, burada toplananlara Orleans prensesi Louise'nin naipliği altında Kont Paris'i kral olarak kabul etmelerini önerdiği sırada salona silahlı cumhuriyetçi birlikler dalmıştı bile. Kahrolsun Orleans'lar! Yaşasın Cumhuriyet! diye bağırışlar yükseldi her yandan. Gelenler hazırladığı konuşmasını yapmasına izin vermediler Louise'nin. Başkan şapkasını çıkararak oturmaya ara verdiğini ilan etti. Ama gürültüler ve bağırışmalar dinmiyordu. İki sandalyeye birden proletarya ve burjuvazi oturmaya çalışan usta orta yolcu tatlı dilli Ledru Rollin kürsüye çıktı. Kendisinin dinlenmesini rica etti ama sözünü geçiremedi. Daha sonra kürsüye şair Lamartin geldi. Lamartin bu her şeyin silinip süpürüldüğü günlerde lirizmini bir an bile yitirmeksizin iktidara ulaşmaya çalışıyordu. Lamartine'in geçici hükümetin listesini okumaya başladığı sıralarda Flocon, Louis Blanc ve yandaşları da Reform gazetesinin redaksiyon bürosunda kendi bakanlarının listesini hazırlıyorlardı. Birkaç saat sonra belediye sarayında cumhuriyet ilan edildi. Örlen Prenses Rulü ise Tirsin eşliğinde temsilciler meclisini terk etti. Yayaydılar. Paris'te 48 saattir bir tek bayton bile görünmüyordu. Yüzünü tülün altında gizleyen Louise, ise bulvarda ile birlikte yavaş yavaş yürüyordu. Ağaçlar kesilmişti. Yayalar zaman zaman paramparça olmuş heykellere ve devrilmiş banklara rastlıyorlardı. Yerlerdeki kırık cam parçaları ayaklarının altında sesler çıkarıyordu. En sonunda Tirs uzun konuşmalara ve törensel mizanslarlara girişmeden tahtın talibini düşkünler evine bıraktı. Daha sonra prenses orada endişe dolu birkaç gün geçirmek zorunda kaldı. Artık hiçbir hırsı kalmamıştı. Tek istediği bir an önce kendisini İngiltere'de bulmaktı. Kayınpederi Fransa'nın eski kralı da kalabalık ailesiyle birlikte oraya gitmişti. Tirt, Louis'le vedalaşırken çok kaba konuştu. Madam, korkarım ki kral olma mesleği artık moda değil. Onları işsizlik bekliyor.'' Halkı daha az bölen en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu düşünüyorum. Belki imparatorluk bir istisna olabilir ama o da başında Napolyon gibi bir insan azmanı duruyorsa. Maalesef devler de olmuyor artık ne acı. Tilrandı hanım sayın ne diyordu? Eğer koyun sürüsünün başında bir aslan varsa iyi ama eğer aslan sürüsünün başında bir koyun varsa kötü. Tirs birden ellerini savurmaya başladı ve kısa bacakların üzerinde sallandı yüksek sesle gülüyordu. Sizi temin ederim prenses Dediği kendinden emin bir tavırla. Er veya geç koyunlar yine aslanı çağıracak. Yırtıcı hayvanlar kralını. Çok devrim yapıldı hepsinin de sonu aynı oldu. Sürüyü yine de bir kral yönetecek. Ne yani? Erlans hanedanlığının sonu mu geldi? Diye sordu Louise, Plep bakana karşı kinini gizlemekte zorluk çekerek. Belki benim için fark etmez. Babam ben doğduğumda fakir bir zanaatkarmış. Ama siz gerçek bir burjuvasınız. Diye şaşırdı prenses. Şimdi bunun önemi yok. Ben zaferi kazananlardan yanayım. Yenilgi daima hataların sonucudur. Başarı ise gerçek değerlerin tacıdır. Elveda adam. Tears gecenin karanlığında kayboldu. Louise uzun süre ardından baktı. Hiç şüphe yoktu ki bu yetenekli şöhret düşkünü daha birçok kez kendisine güvenenlere ihanet edecek ve daha pek çok pis iş çevirecekti. Prensesin kendisi için ummadığı bir geleceği vardı onun. Belki tarih onu yine üste çıkaracaktı. Umut, başarısızlık hükümdara güç veriyordu. Louise düşkünler evinin büyük salonuna geçti. Bu, Bonaparterlerin aile mezarıydı. Ortada gösterişli bir sehpa üzerinde Napolyon'un granit tabutu duruyordu. Kral Louis Philippe'in oğlu Prens Joinville, İmparatorun naaşını birkaç yıl önce Sen Helene adasından buraya getirmişti. Bu Korsikalı ehli keyfin soyu bir daha asla tahta çıkmayacak. Eğer monarşi tekrar doğarsa tahtın ilk talibi benim oğlum olacak diye düşündü ise İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkacağı gün tahttan düşürülen kayınpederi Louis Felipe'nin bir yığın alacaklısı Louis'e'nin yanına geldi. Birçok fırının sahibi olan zayıf, sakallı ve uzun bacaklı biri 25 bin franklık bir hesap gösterdi. Güçlü yapısından beklenmeyen cılızlıkta bir sesle konuşan bir yumurta ve et tüccarı 6 bin frankın üstünde değeri olan bir yiğin poliçeyi Louis'e de Erlans'ın gözüne sokuyordu. Et ve sebze tüccarları onu pervasızca azarlıyorlardı. Kral onlara da 100 bin frank üzerinde borç takmıştı denizin öbür tarafında şu şişko Louis'i bulamayacağımızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz diye bağırıyorlardı alacaklar. Kral yine dönecek diye kestirip attı sinirlenen Louis'e. En önce de siz çağıracaksınız onu. Ayak takımı baş kaldırırken siz de yüzsüzleştiniz ama zenginliğinizi krala borçlusunuz. Tanrı size aklınızı ve minnet duygusunu geri versin. Ama alacaklılar uzun süre sakinleşmedi. Louise düşkünler evinin odalarına gizlenmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'yı terk etti. Tarihin dalgası bir kenara atabilmek için onu bir an yükseltmişti. Bundan böyle de Orleans hanedanlığı bir daha asla Fransız tahtına çıkmayacaktı. Fransızlara göre Paris, yeryüzündeki bütün başkentlerin başkenti, önemli müzakerelerin merkezi, sığınmacıların ikinci vatanı, onu terk etmek zorunda kalanların sürekli pişmanlık duygusudur. Paris, kutsal kitaplarda bir zamanlar halka yol gösterdiği söylenen ateşten direk gibi yükselir. Doğu hükümdarları için yıldız gibi parlayan bir fenerdir. Bir orta çağ destanına göre eski Lutetia'nın, Paris'in eski adı, kurucusu, mitoloji kahramanı Herkül'dür. Ama Şanlı Şehir şimdi 1848 yılında çok kötü bir haldeydi. Sıcak havalarda tozlu, yağmurlu günlerde ise çamurluydu. Soyluların müstakil evlerinin ve kraliyet saraylarının dışında karanlık girişli kötü evler vardı. Belediye sarayının ve Vandom meydanının çevresindeki küçük, dar sokaklara gün ışığı zorlukla ulaşıyordu. Saint Denis ve Saint Martin mahallelerinde dükkanların önünde kocaman tabelalar asılıydı bakkallar, natürmortlarla veya öğretici resimlerle süslenmişti. Yavrularını doyurmak için vücudunu parçalayan pelikan resmi çok moda olmuştu. Burgonya malları satan bir tüccar, istiridyelerin reklamını, tabelasının üstündeki bulutların ardından bakan tanrı ve havari Peter figürüyle yapıyordu. Resmin altında şöyle yazıyordu. Peter, yarattığımı sanmadığım şu hayvanın tadına bakmak için yeryüzüne ineceğim. Siz bu firmanın sattığı istiridyelerin tadından memnun kalacaksınız. Bilgi için teşekkürler." dedi tanrı. İyi bir öğüt almak için asla geç değildir. Paris pazarlarında Cezayirliler, Tunuslular ve Faslılar sebze ve meyve satıyordu. Başkent sokaklarında her zaman çok çiçekçi vardı. 1848 yılının mart ayı geldiğinde Paris'e birçok ülkeden Alman, Polonyalı, İrlandalı, İtalyan devrimci mülteci akını başlamıştı. İkinci Cumhuriyet'in konuksever geçici hükümeti onlara başkent kapılarını açmıştı. Mevsimler Birliği'nin ünlü mücahitleri Agustin Balanku ve Barbes cezaevinden çıktılar. Kısa bir süre önce erişilmez bir hayal olan şey birdenbire gerçekleşti. Mart güneşinin güçlü ışınları ağaçlara ve otlara daha önce hiç bu kadar hızlı can vermemişti. Kışın ardından canlanan ve parıldayan doğa insanları cömertçe ödüllendirmekteydi. Üç renkli ve erguvani bayraklar, devrim amblemleri, beyaz özgürlük heykelleri, geçit törenleri ve şarkılar, canlı, neşeli, komik, kahramansı, Fransız başkentinde bayram havası estiriyordu. Karl ve Jenny her ikisi için de değerli olan kenti tanıyamadılar. Oysa evliliklerin ilk mutlu yılını Vannu sokağında geçirmişlerdi. Marx Paris'i seviyor, sokaklarını, meydanlarını, kenar mahallelerini, en iyi kütüphanelerini, müzelerini ve tiyatrolarını biliyordu. Burada ölçülemeyecek bir düşünce zenginliğine kavuşmuştu. Marx, toplumu sürekli ilerleten yasaları anlamak için Fransa'nın fırtınalı tarihinden yararlanacaktı. Gizli Fransız işçi komitelerinin önderleri arasında birçok arkadaşı olan Karl, Paris'i Şubat devrimi günlerinde değişmiş ve yenilenmiş buldu. Sokaklarda artık altın saplı ince bastonlarını savuran, can sıkıntısından ne yapacağını bilemeyen züppeler yoktu. Lornetlerin kin dolu ifadeyle bakan şişman baylar ve arabalarının yumuşak koltuklarında oturan açık renk elbiseler giyinmiş her şeyden tiksinen bayanlar da yoktu. Ön tarafında iri kıyım arabacıların oturduğu arka basamaklarında özel giysileri içinde hizmetçilerin durduğu faytonlar da ortalıkta görünmüyordu. Deprem sonrasında meydana gelen dağlara benzer barikatlara arada bir rastlamak mümkündü. Boyunlarına kızıl eşarp bağlamış, rengarenk gömlekli işçiler kollarını sıvamış, şarkılar söyleyerek barikatları büyük bir hızla ortadan kaldırmaktaydılar. Kahkahalar atıyor ve şakalar yapıyorlardı. Üçte birini kabul etmek istemediler ama hepsini almak zorunda kaldılar diyorlardı. Fransızca da üçte bir anlamına gelen tir sözcüğünü kullanarak indirim parmaklı diye karşılık veriyordu diğer işçiler. Louis Philippe'nin gözdesi ayrıcalıklı Barrot'u kast ederek Barrot aynı zamanda parmaklık anlamına geliyordu. Dükkan sahipleri ve korkudan alıklaşmış ablak yüzlü karıları barikatları temizleyen işçilere çekingen çekingen bakıyorlardı. Şehir gitgide güzelleşiyor, temizleniyordu. Sokaklar düzenleniyor, yangından ve silah atışlarından hasar görmüş evlerle anıtlar onarılıyordu. Cezaevleri boşaltıldı, ölüm cezası da kaldırıldı. Erlans Prensesi ile Guizot'un tahttan düşürülen kralın peşinden İngiltere'ye gitmelerine kimse engel olmadı. Devrim sayesinde tıpkı mahkumlar gibi karanlıktan aydınlığa kavuşanlar için büyü gibiydi. Acılarla kıvranan bedenden zincirlerin sökülmesiyle hissedilen hafiflik ve enginlik insan ruhunun en temiz, en ışıklı duygularını harekete geçirir. Üzerinde büyük bir ailenin yükünü taşıyan yarı dilenci bir işçi Tullius'te 300 bin frank bulduğunda götürüp hemen hükümete teslim etti. Parisli emekçilerin kahramanlıklarının sınırı yoktu. Açlığı, aşağılanmayı, acıyı yaşamış ama şimdi özgürlüğe ve haklarına kavuşmuş emekçiler şimdiye dek görülmedik bir insancılık ve iyilikle doluydular. Sarsıcı olaylara zaten düşkün olan Parisliler hareketin, gürültünün, renklerin ve seslerin baştan çıkarıcılığına kendilerini kaptırmışlardı. Parisli proleterler zaferin verdiği mutluluktan sarhoştuk. Görünüşe göre bundan böyle bütün sınırlar yıkılmış, altın gibi yoksulluk ve mutsuzluklar da yok olmuştu. Birbirlerini tanımasalar da, farklı uluslara mensup olsalar da herkes birbirini kardeş gibi hissediyordu. Tarih bir sayfa daha açmıştı. Karl ve Jenny duygulanmışlardı. Kentte kulağa okşayan maaşlar söyleniyordu. Bayraklar ve pankartlarla süslenen sokaklar muhteşemdi. Her sözcük, bir hayalin gerçekleşmesi gibi heyecanlandırıcıydı. Günlük sorunların hep birlikte tartışılabilmesi için açık havada ya da başkentin zengin şatolarında toplanma özgürlüğü, haklarından yoksun olanların kendi mutluluklarıyla ilgili konularda oylama yapabilmeleri için örgütlenme hakkı, işçilerin bir süre önce uğruna kan döktükleri ve yaşamlarını veda ettikleri idealleri için gösteri yapma hakkı Paris'in üzerinde söken şafak Jenny'ye hiç bu kadar zarif ve görkemli görünmemişti. Bir sabah erken saatlerde Carl ve Jenny başkent sokaklarına çıktılar. Bugünlerde her an bir insan hayatına bedeldi. Carl ve Jenny kendilerini tarihin en anlamlı olaylarında yer almış gibi hissediyorlardı. Bunun için yaşamaya ve her tür acılara katlanmaya değerdi. Jenny İlkbahardan, coşkulu kalabalığın gürültüsünden, insanların gözlerindeki sevinç parıltılarından, rengarenk flamalardan, her taraftan duyulan şarkılardan sarhoş olmuş sokaklarda yürüyordu. Carl ve Jenny öğle üzerine geldiklerinde Concord meydanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Çok sayıda kasketin arasında zaman zaman kibar şapkalarla görünüyordu. Kadınlar düzgün taranmış saçlarının üzerine mütevazı başörtülerini takmışlardı. Kalabalığa rağmen meydan tam bir sessizlik içindeydi. Herkes kiralık bir faytonun koltuğuna dikilip konuşan adamın sözlerini büyük bir dikkatle dinliyordu. "Ah, bu August Blanco," dedi Karl eşine, konuşanı görebilmek için ona doğru ilerlemeye çalışarak. Blanco'yu daha önce hiç görmemişti. Ama bu derin kırışıklıklarla dolu, zamandan önce yaşlanmış zayıf yüzü Gözlerindeki bu fanatik parıltıyı ve bir zahit ağzı gibi küçük ağız resimlerinden çok iyi tanıyordu. Max onun tüm yaşam öyküsünü biliyordu. Saçları nasıl da beyazlaşmış, ne kadar da bitkin düşmüş diye fısıldadı Jenny. Şaşılacak ne var ki? 17 yıldan fazla zindanda ve çok ağır koşullarda kalmış. Bir Gironde'nin oğlu ve Mevsimler Birliği'nin önderi olan Auguste Balancu... 1839 yılındaki başarısız ayaklanmadan sonra ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yaşamını cumhuriyet mücadelesine adamıştı. San Michel Kalesi'nde duvarlarına durmadan dalgaların çarptığı bir taş tabutta ömür boyu hapse çevrilen cezasını çekiyordu. Şimdi yine özgürdü. Parlak gün ışığı hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği hapishane hücrelerinin duvarlarının rengini alan Balankü'nün yeşilimsiz sarı yüzünü daha da belirginleştirmişti mutsuzluk bu yalnız adamın peşini bırakmıyordu. Bu zapt edilmez asi cezaevindeyken eşi zayıf narin bir kadın onun hayatında duyduğu endişeye acıya ve ayrılığa dayanamayıp ölmüştü. Auguste Balenque hayatının sonuna kadar sadık kalacağına ant içtiği bu kadına ateşli bir aşk duyuyordu. Karısıyla birlikte olabildikleri kısa zaman zarfında ikisi de çok mutluydular. Balenkü cezaevinden kurtulup geldiğinde karısını ve çocuğunu bulamadı. Yaklaşık 10 yıl önce yakınlarına son kez sarıldığı usul usul akan Osya'nın yanındaki küçük evde geçen sakin günler sanki bir rüyaydı. Ona öyle geliyordu. Mücadelenin ağır yükünü onunla birlikte taşımayı kabul eden bir karısı var mıydı? Bir devrimcinin eşi. Bu kadın her an yoksulluğa katlanmaya, tehlikeleri paylaşmaya ve belki de sonsuza dek yalnız kalmaya hazırdı. Balankü'nün artık bir ailesi yoktu ama cezaevinde geçirdiği uzun yıllar ve yitirdikleri onu bir çelik gibi sertleştirmişti. Hiç kimse cesur savaşçının ağladığını göremedi. Gözlerindeki alev gözyaşlarını kuruttu. Devrime daha güçlü, fanatik bir tutkuyla sarıldı. Bir konvansiyon üyesinin oğlu olan Balenku, küçüklüğünden beri insan hakları mücadelesi veriyordu. 1830 Temmuz devriminde ise artık barikatlarda savaşıyordu. Louis Philippe halk ayaklanmasını fırsat bilip krallık tahtını ele geçirince Balenkü Paris'te yaptığı monarşi karşıtı konuşma yüzünden mahkemeye verilmişti. Sokak savaşlarında alınan yaraların ve prangalı yaşamın izleri ve 40 küsür yaşta tamamen beyazlamış saçlar bunlar bir devrimcinin ayırt edici özellikleriydi. August Balanku, Şubat devriminden hemen sonra Prado Salonu'nun toplanmaya başlayan Merkezi Cumhuriyet Derneği'ni kurdu. Yandaşlarının yardımıyla Gent Cumhuriyeti kurtarmaya çalışıyordu. Dingin sabahın ne kadar aldatıcı olduğunu, iki düşman kamp arasındaki geçici anlaşmaların aniden nasıl bozularak bir katliama dönüştüğünü çok iyi hatırlıyor ve kendi deneyiminden biliyordu. Dikkatli olun yurttaşlar diye sesleniyordu Balankü. Devrim emekçiler için bayram, zenginler ve despotlar için bir felakettir. Sürünerek yürüseler bile kaplanlara inanmayın. İndirin kralın bayraklarını. Cumhuriyetin kızıl bayrağını yükseltelim. 1830 yılının temmuz günlerini hatırlayın. O zaman biz barikatlarda monarşi için değil, cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için savaştık ne çok kan döktü Fransız halkı ve ne oldu? Bize 10. Charles'ın yerine Louis Felipe'yi verdiler. Bir yırtıcı hayvanın yerine bir başka yırtıcı hayvan geldi. Rothschild'lar, finans aristokrasisi ve bankerler kendi monarşilerini kurdular. Biz 1830 yılında korumamız gerekeni geri alabilmek için 18 yıl mücadele ettik.'' Karl ve Jenny orada bulunan herkes gibi August Balancu'nun sözlerini büyük bir ilgiyle dinliyordu. Dinleyiciler onun ruhsal gücü ve inancı karşısında çarpılmışlardı. Mark ve Jenny kolkola meydandan geçtiler. Bu devrim emektarı demir gibi bir adam dedi Marx. Yıkılmaz bir kişiliği var. Hayatını ideallere adamış, bütün yaşamı bir kahramanlıktan ibaret. Zavallı bayan Balancu, bu günleri görebilecek kadar gücü yokmuş.'' Halk, Balankü'nün önderliğinde yaşasın ebedi cumhuriyet sloganı atarak belediye sarayına yürüdü. Kızıl bayraklar ve özgürlük heykeli, kıvırcık saçlı, firik şapkalı mühteşem bir kadın ellerdeydi. Biri Karl ve Jenny'ye seslendi. Döndüklerinde Bakunin'i gördüler. Keyifle gülümsüyordu. Biraz beceriksizce Karl'a sarıldı, Jenny'i de eğilip selamladı. Hepimiz sarhoşuz değil mi? kimi çılgınca bir coşku ve umuttan, kimileri ise Bakunin kepenkleri kapalı olan finans aristokrasisinin özel binalarını işaret etti, ölümüne bir korkudan. Bu ruhlarımız için sonsuz bir ziyafet. Avrupa'daki bütün tahtlar artık sallanıyor. Berlin'de bir panik var. Meternik saklanmış. Avusturya, Habsburgları kovalayacak. Madrid'de cumhuriyetçilerin tertibi ortaya çıkmış. İtalyanlar özgürlüklerine kavuşacak. Devrim, Polonya'yı da içine alacak ve Rusya'ya kadar ulaşacak. Mutluluktan sarhoş olan Bakunin eli başına götürdü, nefes nefeseydi. Evet, haklısınız Bakunin. Devrimler tarihin bayramlarıdır, dedi Jeanist Devinç'le. Ne şenlik. Marx Bakunin'in kolunu tuttu ve üçü birlikte bulvarda yürüdüler. Siz Rusların Fransızlardan ve biz Renlilerden daha ateşli olduğunuzu kim düşünebilirdi ki, dedi Marx. Kar ve buzun coşkunuzu soğuttuğunu sanırdık. Oysa gerçekte kaynayan yüreklere ve ateşli kafalara sahipsiniz. Bugün bizim için gerçekten bir Rus günü. Pavel Annenkov'la da görüştük. Her zaman soğukkanlı olan Annenkov, şimdi Saint Just gibi kabına sığmaz ve konuşkan olmuş. Gök yarılmış, diye bağırdı Bakunin. Şimdi hiç kimse umursamaz davranamaz ve en ilginç olanı daha ilk günden en yüksek mertebeye ulaşılmasıdır. Kim bilebilir ki cumhuriyetle anında taşlanan afet gibi bir devrim. Fransa işçileri hayali kanaatlarıyla arzularının doruğuna yükseldi. İzninizle dostlar. Jacobenlerin kulübüne gitmek için acele etmeliyim. Artık böyle bir kulüp de var. Senin sokağında. Paris'te yetmişten fazla kulüp oldu. Kadınlar için olanları da var. Bakınin, Jenny'ye döndü. Üye olmanızı tavsiye ederim. Devrim kazandı ve doğuya doğru ilerliyor. Siz iflah olmaz bir hayalperestsiniz. Devrim eğlenceli bir karnaval değil. Maalesef çelişkiliği ve ağzına kadar barut dolu. Dedi Karl düşünceli bir edayla. Bakunin somurttu ve karardı. Marx, sizin şüpheciliğiniz de öldürücü. Vedalaştılar ve Bakunin sokakta hızla yürüdü. Marx ardından gülümseyerek bakıyordu. Yurttaş Marx diye döndü ve bağırdı Bakunin. Her vekte görüşmeyi umut ediyorum. Mutlaka yurttaş Bakunin diye cevap verdi neşeyle Max ve şapkasını salladı. Karl sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ayaktaydı. Eski dostlarından birçoğunu yeniden bulmuştu. Vagurart sokağına gitti. İşçi kulübünü ziyaret etti ve bir gösteriye katıldı. Göstericiler ücretlerin derhal yükseltilmesi ve işsizliğe karşı mücadele edilmesi taleplerini içeren bir toplu dilekçe ile geçici hükümet binasına yürüyorlardı. Özgürlük kasırgası Karlın önüne katmış sürüklüyordu. Daha önce imkansız gibi görünen şeyler günlük olaylar haline gelmişti. Ama daha sonra ne olacak? diye soruyordu Karl kendine. Olaylar nasıl gelişecek? Emek ordusu fırtınalı Şubat günlerinin ertesinde kulübe ve bodrumlardan çıkarak boy gösteriyordu. Paris'te orta çağda olduğu gibi atölye loncaları sanki yeniden ortaya çıkmıştı. Mobilyacılar, sucular, arabacılar, terziler ve terzi kalfaları, şeker, kimyasal madde fabrikalarının ve gaz şirketlerinin işçileri birlikler kuruyorlardı. Hararetli toplantılardan sonra genellikle taleplerini iletmek ve selamlamak için geçici hükümetin toplandığı binaya yürüyorlardı. Devrimin her anında mutluluktan dolup taşan yüreklerden dökülen şarkılar söylüyorlardı. Parlak bayraklar ve şeritler, beyaz özgürlük heykelleri, süngülere takılıp yükseltilen frik şapkaları, birinci büyük devrimin sembolik sensklotta figürleri gösterilerde ahenkle dalgalanıyordu. Büyük bir güce sahip olan dördüncü zümre, proletarya, haklarını müthiş bir inatçılıkla koruyor, burjuvaziyi ürpertiyordu. Louis Philippe monarşisinin kara vendisi yoktu. Fransa taşrasının desteği devrim zafer yürüyüşüyle tüm ülkeyi kucaklıyordu. Lyon'da, Fransa'nın işçi başkentinde kızıl bayraklar 30'lu yıllardaki kanlı ayaklanmalardan sonra ilk kez yeniden dalgalanmıştı. Kahraman dokuma işçilerinin bu ünlü kentinde kraliyet toplarının emekçilere ateş kustuğu kale duvarı yerle bir edildi. Bir zamanlar onların dostuymuş gibi davranarak işçileri kandıran idareci Bovier, Domalart'ın belediye sarayı ve sokaklar işçi devriyeleri tarafından korunuyordu. Bir düzen kurulmuş, işçiler işsizliği ortadan kaldırmak amacıyla atölyeler oluşturmaya başlamışlardı. Hala bir iş sahibi olamayanlara parasız ekmek kuponları dağıtılıyordu. Mart ayı Fransa'nın en uzak bölgelerinde bile böyle geçti. Bütün ülkede Paris'te olduğu gibi halka açık bayram ziyafetleri düzenlendi. Ruhaniler, Şubat devriminin ilk günlerinde Kapuçenis bulvarında kurşuna dizilenler için ayinler okuyor, doğadan sonra kiliselerle birlikte papazlar da Marsillesi söylüyorlardı. Güneşli bir bahar yaşanmaktaydı. Nehirler taşıyor, çaylar dağlardan aşağılara hızla akıyordu. Fransa'nın her yanında halk, kızıl şeritlerle süslediği özgürlük ağaçları dikiyordu. Bu, daha sonra devrim yıl dönümlerinde gelenek haline de gelecekti. Halkın benimsediği gibi marşın nakaratı, halklar bizim için kardeştir, tiranlar ise düşman, Paris sokaklarında her gün duyuluyordu. Marx ise bu günlerde Avrupa'yı şimdiye dek sarsan tüm devrimleri incelemeye ayırmıştı zamanını. Kölelik sistemine baş kaldıran ezilenlerin mücadelesi hakkında antik Yunan ve Roma ayaklanmalarını ve diğer devrimleri inceliyordu. Ona göre tarih geleceğin anahtarıydı. Marx, Fransa'daki birinci büyük devrim sırasında gelişen olayları en küçük ayrıntılarına kadar biliyordu. Roses Pierre ve Marat'a kaderin bir cilvesi ya da bilmece olarak görünenler Marx için tarihsel bir gereksinim ürünüydü. Marx, Jacobenlerin yenilgisinin nedenlerini ve Louis Philippe de Erlans monarşisinin ilkelerini biliyordu. Engels gibi Karl da Fransa'daki devrime şaşırmadı. Her ikisi de tıpkı astronotun bir kometinin ortaya çıkacağını tahmin edebileceği gibi devrimin yaklaştığını sezmişti. Max, bugünlerde her devrimcinin olağanüstü sorumluluklar yüklenmek zorunda olduğunu ve bir tek an bile kaybetmemek gerektiğini biliyordu. Karl ve Jenny, Hervey'lerin evine gitmek üzere yola koyuldular. Bir bankerin kızı ve bir şairin karısı olan Emma Hervey'in tam bir şatafatla döşediği evinde bu günlerde kargaşa hakimdi. Emma bundan böyle Türk kilimleriyle kaplanmış divanların Belçika'dan gelen birkaç Alman sığınmacı tarafından yatak niyetine kullanılmasına boyun eğmek zorundaydı. Ampir stilinde döşenmiş yemek odasındaki masada yemek takımları gece gündüz eksik olmuyordu. Üstelik Emma'nın şüphelendiği ve oldukça terbiyesiz bulduğu birkaç yoksul konuk odasında ve George'un çalışma odasında sanki tüm evlerindeymiş gibi davranıyorlardı. Tüm bunlardan rahatsızlık duyduğunu gizlemeyen Emma ile kocası arasında sık sık tartışma çıkıyordu. Daha önceleri uysal ve vurdum duymaz olan Hervey ise tamamen değişmiş, konuşkan bir adam olup çıkıvermişti. Gözlerindeki o eski can sıkıntısı ve yorgunluk ifadesinin izi bile kalmamıştı. İşçi diye coşkuyla tekrarlıyordu sık sık. İşte kahraman, işte Fransa'nın gerçek süsü. Sokaklarda söyledikleri gibi indirin şapkaları, yaşasın kasketler. Diz çökün proletaryanın karşısında. Proletarya mücadelede gerçekten cesur ve yendiği zaman da cömert. Emma, kocasının kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyor, George'un onun şefkatine artık ihtiyaç duymayacağından korkuyordu. George, bu hale geldiğinde daima saçmalıklar yapar. Aşık olur ve kendisine bir sevgili bulur diye konuşuyordu kaba ve iğrenç bir ses tonuyla fısıldayarak ve baykuş gözleri gibi nadiren kırptığı gözlerini kocaman açarak. Emma, George'u eski arkadaşı Bakun'le şikayet ediyordu sıklıkla ama Bakun'un arkadaşını kayırıyor ve kısa yanıtlar veriyordu. Böyle zamanlarda Emma can sıkıntısıyla omuzlarını kaldırıp susuyordu. Brüksel'den gelen Adalbert von Bernstedt de evlerini sık sık ziyaret etmeye başlamış ve George'la arkadaşlık kurmuştu. Bernstedt çok zayıflamıştı ve saçları ağarmıştı. Gizli bir hastalık kusursuz bir eğitim almış bu adamı kemiriyordu. Emma, Bernstedt'ten tam bir anlayış gördüğünü düşünüyor ve durmadan onu övüyordu. ''Siz gerçek bir soylusunuz ama kendinizi çok nankör bir işe adamıştınız. Emekçileri mutlu etmek istiyorsunuz ama onlar sizin özverinizi anlayamazlar. Bornstedt alçak gönüllü bir tavırla eğiliyor ve yanıt olarak da yuvarlak kafasını anlamlı bir şekilde sallıyordu. Bornstedt, Bakunin ve Hervey Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki durumu konuşuyorlardı. Prusya ve Polonya'daki devrimi hızlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırdılar. Hervey ve Bakunin ne kadar dürüstse Bornstedt de o kadar gizemliydi. Bu deneyimli provokatör Şubat devriminde birkaç yıl önce Prusya gizli polisi ile arasını açmış ve sadece Avusturyalılar için çalışmaya başlamıştı. Ama devrim sırasında Viyana'ya da ilişkilerini koparmıştı. O andan itibaren de huzurunu sonsuza dek yitirdi. Çünkü devrim cereyanının tüm Avrupa'ya yayılacağını, sırlarının açığa çıkacağını, kendisini de büyük bir cezanın beklediğini düşünüyordu. Bu durumdan nasıl kurtulacağına kafa yorarken büyük bir kahramanlık yapmaya karar verdi. Böylece sempati sağlayacak, Alman devrimcilerin güvenini kazanacaktı. Hervey'in son derece cesur planı onun hesaplarına uygundu. Evet, karar verilmiştir, diye bildirdi Boronstedt. Bütün devrimci Alman sığınmacıları bir yumruk halinde birleştireceğiz. Güçlü bir lejyon oluşturacağız, silahlanacağız ve Alman sınırına doğru yürüyeceğiz ve monarşi düşecek. Fransız kardeşler bize yardım edecek, diye bağırdı Hervey. Adalbert, Sizinle birlikte lejyona önderlik edeceğiz. Ya zafer ya ölüm. Mükemmel diye destekledi Bakunin. Hervey. Sen sadece büyük bir şair olmakla kalmıyorsun. Aynı zamanda gerçek bir devrimcisin. Sizin planınız belki de benim büyük hayalimi nihayet gerçekleştirebilir. Polonya'da da devrim yapmak gerekiyor. 1830 devrimi Polonyalılara bağımsızlık ve özgürlük için savaşmayı öğretti. Paris'te binlerce Polonyalı isyancı var ben Polonya merkeziyle bağlantı kurdum. Aslında onlar oyalanmaya devam ederlerse Prag ve Poznan'a gideceğim. Polonya'da bir ayaklanmanın başlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Slavlar da katılacak ve kar topu gibi büyüyerek korkunç bir çağa dönüşecek olan devrimci Slav birlikleri Nikolay Romanov'a karşı yürüyecek. Kanlı Rus mutlakiyetiyle hesaplaşmasının tek yolu bu. Tıpkı büyük Brutus'un hayallerini şimdi gerçekleştiren Galiler gibi. Birleşik bir cumhuriyet kurulacak ama Slav devrimi Slavlar tarafından yapılmalıdır. Bakunin sesini yükseltti. Dostlar, ben özgür İtalya ve İspanya'yı da görüyorum. Eğer Tanrı göklerde kehanet cumhuriyetini ilan ederse hiç şaşırmam. Bravo diye alkışlamaya başladı Bronsted. Hiç şüphe yok ki halklar sizin peşinizden gelecek. Taktiğinize tamamen katılıyorum. Sevgili Hervey. Askeri lejyon oluşturmak için Alman devrimcilerini bir an önce toplayıp sınıra doğru yola çıkmak gerekir. Bu lejyona hep birlikte önderlik edeceğiz. Savaşçılarımızın her şeyi yakıp yıkan coşkusuna ne Junker hükümeti ne de kral karşı koyabilecek. Tiranların son saati geldi. Öyle olacak diye sevindi Hervey. Şükür dedi Bakunin ve alaycı bir tavırla parmaklarını birleştirerek haç işareti yaptı. Bu arada Emma Harvey çalışma odasına koştu. Yüzünün asimetrik, kaba hatları duyduğu kinden dolayı şimdi daha da şekilsizleşmiş ve çirkinleşmişti. Yalvarırım size baylar. George'a bir şeyler söyleyin. Az önce Brüksel'den gelmiş bir Alman serseri eşyalarıyla birlikte içeri daldı. Görünüşe göre bir dokumacı veya terzi kalfası. Elbiseleri ter kokuyor. Bluzlu, kasketli ve çizmeleri gıcırdayan bu adamın kokusundan midem bulanıyor.'' Ve George onu eve davet etmiş. Düya birlikte Almanya'ya gidip devrim yapacaklarmış. Hervey kudurdu. Emma, bu adamdan daha soylu olmayı öğrenmelisin. Sen otele gitmek zorunda kalsan bile bu adam burada yaşayacak. Diye bağırmaya başladı ve ne yapacağını şaşıran karısının üzerine yürüdü. Emma sustu ve geri geri yürümeye başladı. Sonra da perdenin arkasında kayboldu. Bakunin saatine baktı vedalaşma zamanı gelmişti. Dostlar, inanır mısınız bu sabah dörtte kalktım, dedi. Bu gerçekten çılgın günde ben bir yığın insan tanıdım ama hiçbirini aklımda tutamadım. Konuştum, konuştum. Herkesle konuştum ama söylediğim veya duyduğum hiçbir sözcüğü hatırlayamıyorum. Ama bunda şaşılacak bir şey yok. Ben bütün duygularımla vücudumun her hücresiyle kendimi devrim davasına adadım. Gözümün önündeki her şeyin gerçek çizgileri silindi. Her dakika yeni haberler alıyorum ve sonsuz ümitler besliyorum. Kapıya yaklaşan Bakunin birden alnına vurdu. Az kalsın unutuyordum. Marx'ı gördüm ve onunla burada görüşmek üzere anlaştık. Sanırım bu Alman filozof şimdi en önemli olan şeyi yıkmak olduğunu hala anlamıyor. Yapmakla ise gelecek nesiller uğraştı. O, materyalist bir bakışla birçok şeyi kuşkusuz fark etmiş durumda. Ama şimdiye dek önemli olanı afet olduğunu kavrayamamış. Galiba gitsem daha iyi olacak. Bu Alman içime pek sinmiyor. Üniversitelerin kulübüne uğrayacağım. Orada bir zamanlar devrimin büyük leteransını çalarken müthiş bir nam kazanan Lamertin güzel konuşma sanatıyla halkı etkilemeye çalışacak. Evet Lamartin çok usta bir konuşmacı dedi Hervey. Bugünlerde yaptığı bir konuşmaya şöyle başlamıştı. Biz bugün üstün bir şiir yaratıyoruz. Bu, Jirondenlerin, Katoliğin, Louis Philippe'nin ve nihayet Cumhuriyet'in kimi düşürebilirdi ki şairi yükseklere uçacak. İktidar çekicidir ve tıpkı cehennem ateşi gibi şöhret düşkünlerinin ruhlarını cayır cayır yakar, dedi gıcırtılığı, boğuk bir sesle, yüzü ceset gibi solgun von Bernstedt, hiç gülümsemeden. Bakunin çıktıktan kısa bir süre sonra dış kapının çalındığı duyuldu. Karl ve Jenny Marx gelmişti. Ev sahipleri ve kısa bir süre önce devrimin gerçekleştiği Paris'e gelen birkaç Alman sığınmacı onları neşeyle karşıladı. Yüksek perdeden bir sohbet başladı. Emma Jenny'ye şaşkınlıkla bakıyordu. Her veylerin evine hiç çekinmeden yerleşen bu kötü papuçlu, gereğinden fazla mütevazı giyimli, sakallı insanların arasında Jenny'nin kendini oldukça iyi hissettiği belliydi. Sevgili Jenny, siz çok fazla demokrat olmuştunuz. Dürüst ve mutsuz olmalarına rağmen böylesine kaba ve cahil insanların temsil ettiği komünizmden korktuğumu itiraf ediyorum. Ben geleceği düşünmekten uyuyamıyorum ve sürekli zayıflıyorum. Jenny içtenlikle güldü. Kaygılarınız boşuna Emma. Ben şimdiye kadar hiç böyle mutlu olmamıştım. Bu arada Bornstedt son derece nezaketle iki kadını daha sonra da Hervey ve Marx'ı tiyatroya davet etti. Komedi Francesa'da bir loca tutmuştu. Bu akşamki oyunda Fransa'nın en iyi aktristi Rachel oynayacaktı. Kısa bir süre sonra beşide de evden çıktı. Hava kararmış, fenerler yakılmıştı. Sıradan bir gündü ama bayram havası vardı. Paris'in sokaklarında daha önce hiç bu kadar içten gülünmemiş, neşeli olunmamıştı. Kalabalıktan kedersiz, taşkın, mutlu, kışkırtıcı ve cesur kahkahalar yükseliyordu. İnsanların yüzleri ve sesleri yumuşamıştı. Kolalı boyun bağları ve gergin silindir şapkalar yok olmuş. Basit şapkalar ve gevşek bağlanmış boyun bağları ortaya çıkmıştı. Gazete satıcıları sokağın gürültüsünü bastırarak son haberleri bildiriyorlardı. Viyana'da komplolar. Maternik, Johannesburg sarayından kaçmış. Louis Felip, Dover'daymış. Ortak devrim yaklaşıyor. Marx ve Hervey bir büfenin yanında durup gazetelerin akşam baskılarını aldılar. Dünyaya mayın döşendi, barut fitili kralların saraylarına doğru kendisine yol açıyor, dedi Hervey. Onu ateşlemek bizim işimiz.'' Gazetelerde bugün geçici hükümetin toplantılarını izleyen yabancı delegelerin sayısı verilmişti. Bu Avrupa'daki demokratların gerçek seremonisidir dedi Hervey. Norveçlilerin, İngilizlerin, Yunanların, Bulgarların, İtalyanların, Romenlerin, İrlandalıların ve Polonyalıların Paris'te oturan oğulları aracılığıyla devrimin zaferini nasıl selamladıklarının haberini oku. Tiyatro binasının önünden geçen sokak itfaiyecilerin yürüyüşü nedeniyle tıkanmıştı. Onların ardından bir komün seksiyonunda yapılan kutlama toplantısından dönen şeker fabrikası işçileri bayramlıklarıyla şarkılar söyleyerek yürüyorlardı. Yollarına nihayet devam edebildiler. Bernstedt, Emma ve Jenny'e boğazındaki hastalıktan yakınıyordu. Doktorlarına göre yakında sesini kaybetme tehlikesi vardı. Bütün bunlar çok can sıkıcı diye konuşuyordu bu ok sesiyle. Devrim günlerinde ses de bir silahtır. George doğuştan bir hatip, mükemmel konuşur, dedi Emma. Tabii ki George'un öğütlerini dinleyerek silahlı Alman bölüğünün başına geçmesine son derece seviniyorum. O bir şair, aynı zamanda devrim önderi olabileceğini kanıtlayacak. Endişe etmeyin bayan, diye ekledi Bornstedt. Ben onun yanında olacağım.'' George ve Karl biraz uzaktan yürüyor ve alçak sesle konuşuyorlardı. Bornstedt'in hazırladığı mükemmel planı ben ve Bakunin destekliyoruz diye başladığı George Hervey. Almanya'ya silahlı bir bölükle dalma saçmalığını anlatırken Marx'ın yüzü gittikçe kararmaktaydı. Şair bunu fark etti ve hemen parladı. Almanya'da devrimin patlak vermesi için bunun tek yol olduğu görüşüne katılmıyor musunuz? diye sordu ateşli bir sesle. Böyle bir konuşmanın yeri ve zamanı değil, dedi Karl canı sıkılarak. Artık Cumhuriyet adını alan Komedi Francesa binasına yaklaşmışlardı. Hayır, bana bu konudaki düşünceni şimdi hemen söyle, diye diretiyordu şair. Sizin planınız tamamen yanlış. Devrim ihraç edilemez. Sen ve Bronsted insanları anlamsız bir ölüme mahkum ediyorsunuz. İyi silahlanmış olsalar bile birkaç yüz kişiyi... Alman krallıkları ve prensliklerin ordusuna karşı ne yapabilir ki? Sen her zaman riske girmekten korkmuşsundur Karl. Sadece kafayla yaşanmaz. Bazen kalbin sesini de dinlemek gerekir diye ısrar etti George. Karl'ı tiyatronun girişinde tutarak. Eğer kafa yoksa kalp kötü bir danışman olabilir dedi Marx kurtulmaya çalışarak şakayla. Jenny, Emma ve Bronsted'in kendilerini beklediği fuayeye girdiler. Lütfen politik tartışmaları bırakın diye ısrar ediyordu bayan Hervey kocasını kolundan tutarak. Bu korkunç. Sizin devriminiz beni hasta ediyor. Artık sinirlerimin tahammülü kalmadı. Sadece beni değil büyük bir Alman şairini de öldürecek. Tiyatro tıklım tıklım doluydu. Mark sürekli çalışmaktan yorgun gözlerini kısmış ilgiyle seyircileri izliyordu. Geniş gömlekli işçiler ve basit elbiseleri üzerine ucuz şallarını örtmüş karları hayranlıkla ama aynı zamanda hissedilebilir bir çekingenlikle güzel salonu inceliyorlardı. Kadınlar çalışmaktan yıpranmış ellerini gizliyor ve utangaçça gülümsüyorlar. Erkekler özellikle kaba davranarak güvensizliklerini gizlemeye çalışıyorlardı. Proleterlerin yanı sıra tıpkı onlar gibi pamuk ya da kaba yünlü kumaştan gömlekler giymiş başkalar da vardı. Ama bunların yakaları ve geniş manşetlerinden zarif ipek çamaşırları haince sırıtıyordu. Kaba ayakkabılarından rengarenk güzel çoraplar görünüyordu. Muhteşem saç modellerinden, yapma buklelerden, süsler, deriler ve dantellerden iz bile kalmamıştı. Kılık değiştirmiş zenginlerin sadece giysileri değil davranışları da değişmişti. İşçiler fısıldayarak konuşurken uzun süredir tıraş edilmeyen yüzleri ve dağınık saçlarıyla burjuvalar hava atarak gürültü yapmaya, kabaca itişip kakışmaya özen gösteriyor, homojen olmayan bir kabalığın içinde gizlenmeye çalışıyorlardı. Hayatın en altlarından kalkıp gelerek şaşırtıcı bir kolaylıkla kraliyet tahtını devirenlere, cumhuriyeti kuranlara benzemek istiyorlardı. ''Aa bakın diye bağırdı ve locaların dürbünüyle uzun süre merakla inceleyen Emma Bu Paris'in en büyük kuyumcusu Bay Paul karısının bayan Rothschild'inkilere tıpatıp benzeyen incileri var. Düşünebiliyor musunuz? Her inci vişne büyüklüğünde. Bay Paul muhtemelen kapıcısının elbisesini kiralamış. Ah, işte madamın ta kendisi, onun karısı. Bak George, o da bir bulaşıkçının ayakkabısını ve eteğini giymiş. Emma içtenlikle güldü bu gerçek bir maskeli balo diyerek Parisli ünlü zenginlerin adlarını saymaya koyuldu. Bütün çabaları boşuna, narin elleri ve uzun tırnakları onlara ele veriyor diye keyiflendi Hervey'in karısı. Emma Hervey devrimci bir sığınmacının karısı olmaktan ilk kez mutluluk duyuyor, korkmasına gerek kalmadığını düşünüyordu. Demek ki onun Drahoma olarak şaire getirdiği paraların pek önemi yoktu. Dahası bugünlerde ...Emma'nın ünlü bir bankerin kızı olduğunu hatırlamasına da gerek yoktu. Şimdi o, George'u kurtarmıyor, George onu kurtarıyordu. Kendisine vahşice gelen bu düşünce, Emma'yı hiç beklemediği bir anda öyle yakaladı ki... ...perdenin açılmaya başladığını fark bile edemedi. Kırmızı kadifeyle süslenmiş büyük sahnede, özgürlüğün kocaman, alçıdan heykeli yükseliyordu. Onu, Spartacus, Brutus ve 1789 devrimi askerlerin giydiği kostümlerden giymiş birkaç statik oyuncu koruyordu. Fransa'nın ünlü aktristi Rachel sahneye çıktı. Alkışlar orkestranın trompetini bastırdı. Üç renkli bayrağa bürünmüş Rachel ellerini yukarı uzatarak okumaya başladı. Sesi bazen bir violenseden çıkabilen en hafif perdeye iniyor, bazen de bir flüt melodisi gibi yükseliyordu. Sahnenin bir ucundan bir ucuna koşan Rachel'in zarif çizgili profili işlemeli bir mücevherleri andırıyordu. Bukleleri de almıştı. Gel gir kolumuza kutsal vatan sevgisi. Götür bizi intikam almaya. Sevgili özgürlük tutsana elimizi. Sahip çıksana kendi davana. Zafere erip dikince bayrağımızı. Senin koruyucuların buluşana dek burada. Mezarında bile sokana dek düşmanın kafasına senin zaferini ve bizim şanımızı. Rachel'in ardından tüm tiyatro savaş andı içercesine tekrarlıyordu. Haydi yurttaşlar sıklaştırın safları, silahları kapın. Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın. Rachel ellerini bir uyur gezer gibi ileriye uzatarak sahnenin kıyısına geldi. Onun olağanüstü sesinde şimdi metalik bir tını vardı. Bu tını salona yayılıyor, insanların yüreklerine işliyor ve kan akışını hızlandırıyordu. Raçel herkesin bildiği o sözcükleri söyledi ama bu sözlerin şu anda yarattığı duygu kasırgasına daha önce belki de sadece 1793 yılında Marsellise Marşı'nı yazan Ragut Dellis'le uyandırabilmişti. Nasıl olur efendisi mi olacakmış yurdumuzun bu yabancı lejyonlar? Ne diyormuş paralı askerler mi doğuracakmış bizim mağrur savaşçıların karşısında? Aman tanrım Boynumuzu yakalamış, zincirden farksız eller boyundura vurmuşlar. Soysuzlaşmış despot beyinler çıka çıka bizim bahtımıza çıkmış. Haydi yurttaşlar sıklaştırın safları, silahları kapın. Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın. Marx'ı bundan böyle yıllarca dost bildiği biriyle ikili mücadele bekliyordu. George Hervey Marx'ın kendisi için cömertçe açtığı beyin ve yürek hazinesinden defalarca yararlanmıştı. Özgüveni sıklıkla ve kolayca yitiren şair, Karl'ın sarsılmaz, istikrarlı iradesine defalarca yaslanmıştı. Sinirli ve dengesizdi Hervey ve akılsızca davranmaya hazırdı. İradesi bazen bir yelken gibi kabarıyor, bazen de bir balon gibi sönüyordu. Belçika'dan gelen Marx kısa bir süre sonra Alman mültecilerin toplantısına davet edildi. Hervey ve Bernstead, Almanya'ya gönderilecek silahlı özgür lejyonun oluşturmasıyla ilgili tasarlarını burada bildireceklerdi. Bernstead, şüpheli bir kişi diye düşünüyordu Marx, toplantıya gitmeye hazırlanırken. Ondan her türlü alçaklık beklenir ama George... Karl, kibritini çıkarmak için durdu ve prosunu yaktı. Kendisini kötü hissediyor, canı sıkılıyordu. Toplantıdan önce şairle bir kez daha baş başa konuşarak onu ikna etmeye çalışmıştı. Ama hervey Marx'ı kıskançlıkla suçlayarak kırmıştı. Çocukluğundan beri herkesin kendisini kadınsı ve zayıf olmakla eleştirdiği George cesaretiyle övünüyor, askeri bir şöhret elde etmeyi umuyordu. Toplantı günü Paris'e Almanya'dan heyecan verici haberler geldi. Münih'te işçiler ayaklanmıştı. Gösterişli sarayların, görkemli heykellerin bu kenti Alman Floresası'nda isyancılara çok sayıda üniversiteli, ressam ve heykeltıraş da katılmıştı. Nassau sokaklarında devrimci çatışmalar oluyordu. Risksiz ortamlarda aslan kesilen ama tehlikeli bir durumda pısan kral 4. Frederick William saat başı fikrini değiştiriyordu. Prusya başkentinde kargaşa hakimdi. Hükümet halk ayaklanması karşısında geri adım atarak basın özgürlüğünü ve ulusal muhafız bölüklerine toplanma özgürlüğü tanınmıştı. Engels, Marx'a gönderdiği coşkulu mektubunda şöyle yazıyordu. Varsın Frederick William ayak diremeye devam etsin. O zaman dava kazanılmış sayılacak ve birkaç ay sonra bizim bir Alman devrimimiz olacak diyerek devam ediyordu. Varsın sadece feodal bağlarına sağlam tutunsun. Ama hiçbir şeytan bu dengesizin nasıl davranacağını kestiremez. Karl toplantı salonuna girdiğinde Bronsted kiliseden getirilen tahta kürsüden konuşmaya başlamıştı. Siyah montu, boynunu saran uzun, beyaz, sert yakası, zayıf vücudu ve sanki bol miktarda toz serpilmiş gibi duran yüzüyle protestan papazlarını anımsatıyordu. Boşuna yükseltmeye çalıştığı sesi yılan tıslamasına benziyordu. Geçici Fransız hükümeti diyordu Karl'ın salona girdiği sırada Almanya'da Cumhuriyeti kurma planımızı desteklemekle kalmıyor. Özgür Lejyon'a silah, cephane desteği dışında para ve bina da veriyor. Misafirperver Fransa'nın sırlarını terk edinceye dek her lejyoncuya günde 50 santim ödenecek. Bu mükemmel bir gelişme. Alman despotizmini yok etmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Karl'ın kızgınlığı artıyordu. Demek bu korkunç, anlamsız saçmalık gerçekleşmek üzereydi. Hervey'in ateşli ama tutarsız konuşmasından sonra Marx kürsüye doğru yürürken öfkesini zapt etmeye çalıştı. Her şeye rağmen sinirlerine hakim olmalı, kürsüde sükunetini korumalıydı. Yoksa dinleyicileri ikna edemezdi. Karl kürsüye geldiğinde kendinden emin bir edayla bir an durdu, karşısında oturan Bronsted ve Hervey'e küçümseyerek baktı. Şair dar omuzlarını kıstı. Yüzüklerle dolu narin eliyle sinirli sinirli saçlarını düzeltti. Yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Yüzünde yaptığı yaramazlıktan dolayı ürken bir çocuğun ifadesi belirmişti. Hızla arkasına yaslandı ve kışkırtıcı bir pozisyon aldı. Ne yani? Kısa bir süre sonra tarih benim haklı olduğumu gösterecektir diye bağırmak istiyordu. Karl bütün bunları fark etti. Eski dostunu umursamadığını hissederek rahatladı. Kalbinde artık George Hervey için bir yer yoktu. Bornstedt ördek burnunun üzerine kondurduğu büyük gözlüklerle şehla gözlerini gizlemişti. Şu anda salonda bulunan yüzlerce Alman devrimcinin yazgısı Karl'ı endişelendiriyor, onları tehlikeden haberdar etmek istiyordu. Karl Bornstedt ve Hervey'in tarihini bir meydan okuma olarak görüp kabul etti ve mücadeleye girişti. Mantığın ve sevgi dolu bir kalbin gürleyen sesi salonu kaplamıştı. Karl anlamsız bir tehlikeye atılmaları için devrimci yurttaşlarının kafalarının karıştırılmasına izin vermeyi kabul etmediğinden bir değerli dostunu daha kaybetmişti. Hervey ile çok günleri geçirmiş, karısı Jenny ile birlikte birçok kez gittikleri şairin evinde kendi evlerindeymiş gibi rahat etmişlerdi. Hervey'in şiirlerinde, düşünce ve davranışlarında Marx'tan esintiler vardı ama Karl için devrimci mücadelenin ihtiyaçları belirleyiciydi. Hervey isteyerek ya da istemeyerek davaya zarar veriyor, ihanet ediyordu. Böylece dostlukları düşmanlığa dönüştü. Bornstedt ve Hervey Fransa'dan Almanya'ya devrim ihraç etmeyi öneriyorlar. Devrim parfümeri malzemesi değildir, lüks tüketim eşyaları da değildir diyordu Marx kızgın bir ses tonuyla. Marx, geçici Fransız hükümetinin özellikle Lamertin gibi bakanlarının binlerce Alman işçi ve zanaatkardan kurtulmayı neden bu kadar çok istediğini de açıkladı. Fransa'da korkunç bir işsizlik vardı. Rakip emekçilerden ve bununla birlikte cesur ve deneyimli devrimcilerden kurtulmak Paris'teki birçok Burjuva'nın hayaliydi. Ama bunun fiyatı 50 santim değildi. Ama bu kadar değil diye devam etti Marx. En yiğit devrimcilerden bile oluşsa bir lejyon 30 küsür krallık ve prensliğin ordusuna karşı ne ifade edebilir. Kahramanlık ve ölüm basit bir devrim oyunu en iyi insanlarımızın yaşamasına mal olacak. Birlerin entrikalarına, Karl bakışlarıyla bronz teti yakaladı ve diğerlerinin bencilliğine ve çocukça şöhret düşkünlüğüne eliyle her veyi gösterdi, yarayacak. Prusya ve Avusturya hükümetlerinin eski ajanı titrek elleriyle gözlüklerini siliyordu. Ah onu öldürebilsem diye düşünüyordu Bronsted. Ondan nasıl da nefret ediyorum diye fısıldıyordu George ve sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. Çok kısa süre sonra devrim bütün Almanya'da gerçekleşecek. Buna hiç şüphe yok diye sürdürdü Max. Kahve falına bakıyorsunuz. Kehanette bulunuyorsunuz diye çığlık attı Hervey. Hayır bu tarihsel olarak kaçınılmaz diye yanıtladı Max ciddi bir ifadeyle. Heyecanı çoktan yatışmıştı Karl'ın. Kısa bir süre önce Brüksel'deki işçi eğitim derneğinde ders verdiği sırada olduğu gibi kendinden emin ve sükunetle toplantıya katılanları ülkelerinin ekonomik ve politik yaşamlarında her gün olup bitenleri anlatıyordu basitçe. Bornstedt sessizlik içindeki topluluğu izliyordu dikkatle. Marx'ın sözleri onun ve Hervey'in dinleyiciler üzerinde yaratmak istedikleri büyüyü bozmuştu. Bunca emekle planladığım her şeyi Marx yok edecek diye öfkelendi başını çevirmeden sadece gözlerini hareket ettirerek Herve'ye baktı ve şairin ağlamaklı olduğunu fark etti. Bu şöhret düşkünü salak galiba af dilemek için hemen şimdi Marx'a koşacak. Zaman kaybetmemek gerekir. Büyük bir ustalıkla tasarlanan oyun bozulma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Alman kardeşler diye bağırdı Bronsted. Sözlerinin dinlenmediğini görünce protesto etmek için ellerini savurmaya başladı sakinliğiyle ünlenmiş bu adamın aniden patlaması salonda bulunanlar üzerinde etkisini gösterdi. Bir an düşüncelerinin doğruluğundan kuşkulanan ve vicdanı bir rahatsızlık duyan Hervey de kendine geldi. Marx'ı dinlemeyin. Cesaret ve kahramanlık şimdiye kadar devrime hiçbir zarar getirmemiştir, diye bağırdı şair yerinden fırlayarak sonra da Marx'ın yanına gitti hızla. Bizi korkutmayı bıraksın da Alman cumhuriyetçilerin özgür lejyonuna karşı kendisinin hangi alternatifi sunduğunu söylesin diye devam etti Harvey. Kopan gürültüyü boğmaya çalışarak Bronsted hızla salondan çıktı. Konuş Marx. Karl Marx'ı dinlememize engel olmayın diye sesler yükseldi her taraftan. Biz Almanya'ya dönmek zorundayız dedi Marx. Ama bunu sınırdan girer girmez saldırıya uğrayıp yok edilecek bir lejyonla değil. Tek tek yapacağız. "Ya imtiyazlar?" diye sordu biri çekingen bir sesle. "İmtiyaz?" diye sürdürdü Marx, sesi hafiften alaycıydı. "Geçici hükümet aynı nedenlerden dolayı yurduna tek başına dönenlere de yardım verecektir." Bu arada Bronsted, trompet vuruşları eşliğinde salona tekrar girdi. Göğsünü bir asker gibi kabartarak öne doğru uzattığı elinde siyah, kırmızı, sarı renkli bayrakları taşıyan uygun adım kürsüye yürüdü. Sinirden titreyen Hervey yine bağırmaya başladı. Gönüllülere sesleniyorum. Yaşasın Alman Cumhuriyeti ve onu gerçekleştirecek olan Özgür Lejyon. Salonda herkes koltuklarında kıpırdamaya ve gürültü yapmaya başlamıştı. Biri hemen bir masa getirdi, gönüllülerin kaydedilmesini teklif ediyordu. Gerçekten bu Bronsted büyük bir alçak. Hervey de ondan aşağı değil diye düşündü Marx. Birkaç gün sonra Bronsted Komünistler Birliği'nden atıldı. Henrik Heine'nin kaderi çizilmişti. Doktorların kurtulma umudu yok dediği Henrik Heine'ye ilerleyen felç tanısı konulmuştu. Hastalık sonuna doğru ilerlerken ölmekte olan şairin çektiği acıları azaltma imkanı kalmamıştı. Heine'nin arkadaşı tecrübeli doktor Rotri'ye göre can çekişmesi birkaç yıl daha sürebilirdi. Lamba ve parlak güneş ışığı ya da devrimden sonra Paris'i yenileyen işçilerin elindeki rendelerin gıcırdısı, çekiç sesleri şaire keskin fiziksel acılar veriyordu. Ama her şeye rağmen sokakta çalınan trompetlerin söylenen devrimci marşların ezgilerini duyduğunda, yanında kimse yoksa son gücünü toplamaya çalışarak duvarlara yaslanarak koltuktan koltuğa ulaşıyor, pencereye doğru sürünüyordu. Yarı yarıya körenmiş gözleri, rengarenk bayrakları büyük bir istekle arıyor, titreyen elleriyle göstericileri selamlıyordu. Böyle bir zamanda her şeyin farkında olup tamamen güçsüz olmak, hayatım boyu şiirlerimde yücelttiğim devrime katılamamak tam bir felaket. Böyle sürünmektense ölmek daha iyi, diye fısıldıyordu şair, gözyaşları zayıf yüzünü ıslatırken. Henry Haynie'nin ekmeğini yaptığı eşsiz fedakarlık sayesinde kazanmaya başlamasının üzerinden yılda 4.800 frank bir yıl geçmişti. Bunun için zengin ve kurnaz bir banker akrabanın isteği üzerine Haynie, yayınlanmamış dört ciltlik anıları yok etmeyi kabul etmişti. El yazmalarını yok etme işini şairin kardeşi üstlendi. Henry Kaney döşekten mezarına birkaç yıldır neredeyse hiç hareket etmeden üzerinde yattığı ve artık bıktığı somyasına bu adı vermişti. Yatmış, istemsiz olarak kapanan, yarı felçli göz kapaklarının arasından bütün hayatının, ruhunun, düşüncelerinin inişli çıkışlı tarihinin en değerli sayfalarının yanışını seyrediyordu. Hamburg bankerleri bundan böyle rahat uyuyacaktı bütün dünyaya onların pintiliğini, iki yüzlülüğünü ve alçaklığını anlatan divit nihayet kırılmıştı. Anılar alevler arasında kayboluyordu. Ama Henrik Heine'nin hareketsiz vücuduna yılmak bilmeyen cesur bir ruh kilitlenmişti. Berrak mantığı ise hiç bulanmıyordu. Zaman zaman Heine'nin evinin dik merdivenlerini yüksek şapkalı, yüzünü koyu renk bir tülle kapatan dolgun bir kadın tırmanırdı. Bu kadın, şairin yakın dostu, eserlerinde George Sand adını kullanan yazar Aruro Dudavant'tı. Heyni, eski mobilyalarla dolu, kitaplarla tıklım tıklım, ilaç kokusunun hiç eksilmediği evine bu kadın geldiğinde canlanıyordu. Matilda Heyni ise hafif meşrep bir kadındı, kendini işleriyle ilgilenme fırsatı bulduğu için sevinerek Heyni'yi konuyla baş başa bırakırdı. Bu kurnaz kadın hasta kocasından daha çok en sevdiği papağanı için endişeleniyor. Henrik Heine'nin neden bu kadar saygı gördüğünü ise bir türlü anlayamıyordu. Kendisi için yazdığı hiçbir şeyi de okumamıştı. Matilda bir bakkal ya da bir borsacıyla evlenmeyi tercih ederdi ama Heine'den başka kendisini kiliseye götürecek kimseyi bulamamıştı. Ona göre nikahlar aslında öbür dünyada kıyılıyordu. Yüzünün sağlıklı görünümü, iştahının yerinde olması iyi uyuyabilmesi, yuvarlak hatları, gürleyen kahkahası, çevresindeki her şeyden ve kendisinden duyduğu memnuniyet bu kadının ihanetlerini, bencilliğini ve alçaklığını görmezlikten gelmeyi tercih eden Hayne'i rahatlatıyordu. Hayne henüz sağlıklıyken ve sanatsal yaratıcılığının doruğunda olduğu dönemde tanıdığı George Sand'la karşılaştığında sanki yeniden yaşamaya başlamıştı. Gücü tükenmiş felçli şair George Sant'ı gördüğünde sanki iyileşiyordu. Bir zamanlar bu ünlü kadınla aralarında dostluktan öte bir bağ kurulmuştu. Dick Pigalle sokağından hızlı hızlı çıkarak Montmartre'ye eteklerindeki büyük bir bahçenin sonuna yerleştirilmiş, Aurora'nın evine sanki daha dün yürümüş gibiydi. Paris arkasında çok uzaklarda bir yerde kalmış gibi görünüyordu. Kaldırımın eğri taşları arasında yeşil otlar bitmişti. Kuşlar ötüyor, küçük kilisenin çanları çalıyordu. Şairler ve ilginç cübbeleri ve şapkalarıyla ressamlar, kız arkadaşlarıyla birlikte bu hem romanlarından fırlamış gibi sokakta dolaşıyorlardı. Hein, sanat çocuklarının tapınağı olan Mont Paris'i seviyordu. Burada büyük bulvarların şatafatlı hoş sokaklarının ve Saint-Germain kenar mahallelerinin cafcaflığı ve kibiri yoktu.'' George Sand'ın evinde şair, yazarın oğlu Marius'u, sarışın kızı Solange ve hizmetçiler tarafından neşeyle ve beklenen bir misafir gibi karşılanıyordu. Şalına sarılmış, Chopin yerinden kalkıyor ve Heyni sevinçle selamlıyordu. George Sand'ın savaşlarda gösterdiği cesaret ve kadınlar konusundaki başarısıyla ün kazanmış atası, ordu komutanı Morris, Gasconyalı büyük portresinin bulunduğu güzel misafir odasında sürekli olarak Balzac, protestan papazı Lamanias, şair Mitzkevich, ünlü aktör Baukaş, besteci Litz'de rastlanır. Hein, George Sant'ın evine her gittiğinde manevi bir güç kazanır, sanatsal bir yaratıcılık coşkusuyla dolup taşardı. Ev sahibesinin koyu renk, hülyalı bakışlarının altında arkadaşları, başarılı bir sözcük, parlak bir mecaz, zekice ifadeler bulmak için yarışırlardı görülmedik bir turnike başlardı. George Sand'ın da katıldığı bu mantık şölenine Chopin'de çoğunlukla ilk kez konuklarının önünde çaldığı ölümsüz, prelüt ve mazurkalarıyla eşlik ediyordu. Bu dost toplantılarındaki ateşli tartışmalar pek çok sanatsal fikrin doğumuna yol açmaktaydı. Balzac coşkuyla Rusya ve İtalya'yı anlatıyor, Baukaj Moleri'nin monologlarını okuyor, Lamennes Heyni'nin şakalarına hiç alınmadan, yumuşak bir sesle onu mantıklı olana bağlamaya, Tanrı'ya ve yarattığı kişi özgürlüklerine inanmayı çağırıyordu. Mitskeviç, eşsiz, Öller Günü şiirinden gözleri yaşararak bölümler okuyordu. Sıra Heyni'ye geldiğinde, şair, belagat yeteneğini gösteriyor, yürekleri sıkıştıran bir duygusallıkla gönül okşayan şiirlerini okuyarak oradakileri etkiliyordu. Ve şimdi George Sand'ı karşısında gördüğünde günden güne eriyen şair tasasız mutlu geçmişine doğru uzandı. Yeniden doğmuş gibiydi. Heine'nin düşünceleri birbiriyle yarışarak koşuyorlardı. Kah yıkıcı bir espri yeteneğiyle, kah yapıcı şakalarla dolu sözler kendiliğinden dökülüyordu. Gözlerindeki sönmüş ver yine canlanıyor, göz kapakları çelikten dökülmüş iki solgun yaprak gibi ağırlaşmaktan kurtuluyordu. Paris'in buğulu gözlü kadını George Sand şairin her şakasına neşeli kahkahalarla yanıt veriyordu. Doğa ona iri esmer yüzünü güzelleştiren muhteşem bir gülümseme bahşetmişti. Heyni ise onun her şeyine bayılıyordu. Omuzlarına dökülen lacivert siyah gür saçlarına, insanın gözlerine doğrudan bakan, korkusuz, aşkta, yaşamda ve ölümde ısrarla gerçeği arayan zeki ve anlamlı gözlerine. yazar Heyni'ye ortak dostlarından bahsediyordu. Balzak durmadan yazıyor diye konuşuyordu şefkatli, güzel sesini kısarak. Onun için korkuyorum. Sanırım çok hasta. O zaman Heyn kuşkuyla başını sallıyordu. Yanılıyorsunuz. Aurore. Daha yarım yüzyıl yaşayabilecek sağlıklı bir bünyesi var onun. Bakmayın. Bu yetenekli şişko çok sağlıklıdır. Ama Balzak çok hasta. Balmumu gibi eriyor. Ama yine de gece gündüz çalışıyor. Yalnız onu aşırı yorgunluk kadar bayan Hanska da mahvediyor. Bu Polonyalı kadın güzel olduğu kadar ruhsuz ve kötü niyetli aynı zamanda. Balzak'ın dehasının ve aşkının değerini bilmiyor. Onunla evlenmeyi düşünmüyor mu? diye sordu. Bir seferinde Hein, George Sand'a. Konu yine Hanska'dan açıldığında. Evet, düşünüyor. Ama korkarım ki yakında dul kalacak. Sohbet ciddi bir kabul gören Marime, kitapları başarı kazanamayan Stenthal ve cesur şiirler yazan Hugo ile sürerken birden koridordan gürleyen bir erkek sesi duyuldu. Gülümseyen süslü Matilda'nın ardından hasta Heine'nin yatağında odaya Marx girdi. Karl kahverengi, pahalı ama mütevazı bir elbise giymiş orta yaşlı bu hemen tanıyamadığı kadını gördüğünde biraz çekindi. Kadının küçük ağzı, kemerli ve soylu burnu, cesur bakışları dikkatini hemen çekmişti. Odadakinin George Sand olduğunu anladığında içtenlikle ve nezaketle selamladı onu. "Karl, sevgili dostum, seni gördüğüme ne çok sevindim." dedi Hein, kalkmaya çalışarak ancak başını yastıktan güçlükle ayırabilmişti. George Sand ve Max ona yardımcı oldular. Matilda, hastanın kamburlaşmış zayıf sırtına kocaman bir yastık koydu. Gördüğün gibi kadınlar hala beni el üstünde tutuyorlar diye şaka yapmaya çalıştı Hein. Karl şairin umursamaz durumunu Engels'ten öğrenmişti. Yine de Heine'nin görüşü karşısında sarsıldı. Birkaç yıl önce onu son gördüğünde şair nispeten canlıydı. Marx bu nazik vücudun bu kadar yıkılabileceğini tahmin etmemişti. Yüreğinde derin bir acıma duygusu uyandı. Yatağında yerleşmesi için şaire yardım ettikten sonra heyecanını bastırmak için pencereye doğru uzaklaştı. Karl, seni eşinle birlikte bekliyordum. Ona bir şeyler okumak istiyordum. İtiraf edeyim ki bu muhteşem kadının ince alaycılığından biraz korkuyorum. Zeka ile güzelliğin onunki gibi mükemmel uyumunu başka kimse de görmedim. Ne yazık ki doğa tıpkı eserinin taklit edilmesini istemeyen bir heykel gibi Jenny'yi yarattıktan hemen sonra onu türünün tek örneği olarak bırakıp kalıbını yok etmiş.'' Yine de bugün benim için gerçek bir bayram oldu. En iyi dostlarımdan ikisi yanımda. Sizinle olmak ne güzel. Ama bir kadın daha, ölüm bana doğru geliyor. Dumas okuyun diye ciddileşti George Sand. Onun kitapları sinirleri bütün ilaçlardan daha etkili bir şekilde tedavi ediyor. Bunu kendi deneyimlerimden biliyorum. Eğer etki göstermezse size iyi yürekli ramen nesitli getireceğim. O da bir ilaçtır. O, hayır, lütfen. Beni şu papazdan kurtarın. Doktor Marx'ın ateizmini tercih ederim. Bari en azından öbür dünyada şeytanlar beni korkutmaz. Evet, aklıma gelmişken sevgili Aurore, biliyor musunuz ki Marx, Proton'a karşı yazdığı kitabını sizin sözlerinizle bitiriyor. Ya savaş ya ölüm, ya kanlı kavga ya yok oluş. Sorunun acımasız çözüm yolu işte bu. Doktor Marx'ın yazdığı felsefenin sefaleti hakkında çok şey duydum ama henüz göremedim. Onu okumayı çok istiyorum. Çünkü Proton ve teorisi bana ikna edici gelmiyor, dedi George Sand. Yeni kitabımı size zevkle hediye ederim ama sizi yormasından korkarım. Hein hızla Marx'ın sözünü kesti. Hayır hayır, ona inanmayın Aurora. Bu kitap sadece tezleri bakımından değil, aynı zamanda üslup bakımından da parlak bir eser. Asla hiçbir şeyi ertelememek gerekir. Karl, senin kitabından bende iki tane var, bir tanesini alabilirsin. Karl kalktı, Hen yazı masasına gitti, kitaplardan birini imzaladı ve George Sant'a verdi. Aurero de Dovant, kitabın yazarına dostça gülümsedi ve mütevazi imzayı okudu. Bayan George Sant'a Karl Marx 1848 Teşekkür ederim Doktor Marx. Felsefe tabii ki Almanların önceliği. Fransızlar yaşamın anlamını sabırla aramayacak kadar aceleci. Aslında büyük felsefe için bizim zamanımızda yok. Çünkü sürekli bir baş kaldırı halindeyiz. Söyleyin, Aurore, sizi ulusal meclise aday olarak gösterdikleri doğru mu? diye kesti yazarın sözünü heyin. Hiç şüphe yok ki siz bütün bu Lamertilerden, Ledru Rollinlerden, şu Louis Blancçılardan daha fazla oy alacaksınız. Evet ama ben bazı tiplerin beni politik bir oyuna sürüklemek için yaptıkları bütün girişimleri kesinlikle reddediyorum. Benim yerim Nohatta, ovaların ve ormanların arasında. Günümüzde politika denen fanilikle uğraşmaktan daha yararlı işler yapabilirim ben. George Sand vedalaşmak üzere kalktı. Heyniye incitmemeye çalışarak dikkatle sarıldı. Marx'ın elini dostça sıktı ve kitap için bir kez daha teşekkür etti. Kapının önünden hasta şaire birkaç moral verici söz söylemek için yine dönüp baktı. Konuşmaya katılmayan Matilda onu geçirmek için çıktı. Karl Marx ve Heinrich Hein baş başa kalmışlardı. Şairin yüzü karardı, yastığına gömülerek gözlerini hafifçe yumdu. Karl, Hein'in öldüğünü düşündü bir an. Hastanın terliği ve ılık elini endişeyle dokundu. ''Yaşıyorum, hala yaşıyorum.'' diye hafifçe gülümsemeye çalıştı Hein. Hastalık onu olağanüstü hassas ve dikkatli kılmıştı. ''Üstelik büyük sorunlarım var dostum. Aldığım maddi yardımı uzun süredir sana Bodiot'tan diye sözünü kesti Karl gerilerek. Ama ağzından kaçırdığı bu söz için hemen pişman oldu. Heyni ürperdi, biraz daha solgunlaştı ve yüzü titredi. Demek ki artık biliyorsun. Alçaklar beni kirletmeye çalışıyorlar. Bu adamın paralı ajanı olmakla suçluyorlar. Ama ben eminim ki bu doğru değil. Önemli olan sakin kalman diye ısrar etti ciddi bir ifadeyle Karl. Marx bana inanıyor musun? Yoksa ölmek üzere olduğum için beni rahatlatmaya mı çalışıyorsun? Hiç kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Seninkine bile. Ben alçak değilim. Bu dava konusunda vicdanım temiz. Ama onurum herhangi bir muhbirin elinde. Bulvar gazetelerinin dedikodu konusu olmak istemiyorum. Heyn yine kalkmayı denedi. Gözleri iri iri açılmıştı. Beni yeminli edebiyat tarihi uzmanlarından başka hiç kimse yargılayamaz.'' Goizot'un bakanlığından gerçekten de aldığım yardım asla bir şeyin ücreti değildi. Sadece bir sadakaydı. Ben olayları gerçek adlarıyla anmaktan korkmuyorum. Max başını iki elinle yaslamış oturuyordu. Kaşları hüzünle çatıldı. Bu zavallı yardımı uzun süredir mi alıyorsun? Böyle bir şey için neden Goizot'a başvurdun? diye ard arda soru sordu şaire Marx. Sesi yumuşak ama ciddiydi. Açlık çekiyordum ve gerçekten uçurumun kenarına kadar gelmiştim. Bundestagin kanun hükmündeki kararnamesiyle beni genç Almanya'nın şairini mahvetmeye karar verdiler. Almanya'da sadece yazmış olduklarıma değil gelecekteki bütün eserlerime de yasak konmuştu. Soruşturmasız, yargısız ve hükümsüz, keyfi bir şekilde beni her tür gelirden mahrum ettiler. Ama bu yardımı Goizot'tan neden gizli alıyordun? diye yine sordu Max hey niye bakmadan. Yardımı Dişleri Bakanlığı'nın kasasından ödüyorlardı. Toplumsal denetim dışı olan örtülü ödenek fonundan. Başka bir şey değil de özellikle bu kasadan bana para vermelerinin uygun olup olmadığını düşünmedim. Açıkça beni destekleyemezlerdi. Kraliyet ve Prusya yandaşı düşmanlarımın sınır dışı edilmem için ne kadar sıklıkla Fransız hükümetinin canını sıktıklarını sen biliyorsun.'' Karl ayağa kalktı ve ışık şairin hasta gözlerini rahatsız etmesin diye güneşlikleri yarı yarıya açılmış, mobilyalarla dolu küçük odanın bir köşesinden diğerine yürümeye başladı. Yüzünde hüzün, şaşkınlık ve acıma ifadesi donup kalmıştı. Eğer Hein sağlıklı olsaydı Karl ona bu konuda düşündüğü her şeyi söylerdi. Hein'in kraliyet hükümetinden maddi yardım almasının herhangi bir açıklaması olamazdı. Ama şair ölümün eşiğindeydi. Marx susuyordu. Olağanüstü bir gözlem yeteneği olan Hayne onun her hareketini izliyordu. Şairin uzun, kemikli parmakları örtüsünün kenarlarının sinirli bir şekilde eziyordu. Karl, Hayne'nin sinirli korkunç ellerini fark etti ve kendini topladı. Yanaklarına hücum eden kan akımından dolayı Hayne'nin yüzü sanki morarmıştı. Karl'ın elini yakaladı ve minnettarlıkla sıktı. Guizot beni Paris'ten kovmayı reddetti. Evet, düzenli olarak bana para yardımında bulunuyor. Ama bunu unutma, ben asla uzun süre yaşamayacağım. İnsanın ölümeden önce yalan söylemesi ise anlamsızdır ve asla bu yardım karşılığında benden en ufak bir karşılık veya beni alçak durumuna düşürecek bir şey istemedi. Benim edebi yeteneğime değer veriyor, sponsorluk rolü de hoşuna gidiyordu.'' Dışişleri Bakanlığı'nın kesesi onun eline geçtikten kısa bir süre sonra beni yoksulluktan kurtardığına teşekkür etmek için onu ziyaret ettim. Konuşma sırasında onun görüşleriyle tam bir çatışma içerisinde olan radikal düşünceli benim gibi bir adama yardım etmesine hayret ettiğimi bildirdim. Boizot melankolik bir iltifatla bana cevap verdi. Sürgünde yaşayan bir şaire bir parça ekmek vermeyi reddedebilecek bir adam değilim. Daha sonra şiir üzerine konuştuk ve benim birçok şiirimi ezbere bildiği ortaya çıktı. Bu onu gördüğüm ve konuştuğum ilk ve son görüşme oldu. Hein yastığına yaslandı ve gözlerini kapattı. Çok yorgun ve zayıftı. Yüzü terden sırı olmuş, hareketsiz elleri ise battaniyenin üzerine uzanmıştı. Mark susuyordu. Aniden Hayne'nin yüzü sancı çekiyormuş gibi çarpıldı, inleyen bir sesle konuştu. Krallardan nefret ediyorum ve hayatım boyunca onlarla savaştım. Ama sonuçta ne oldu? Şimdi iki ateş arasındayım. Dostlar ve düşmanlar. Fransız kraliyet hükümetine kalemimi sattığıma inanabilirler. Umarım bunu kanıtlayacak ve seni lekeleyebilecek bir tek söz bile yazmamışsındır. Diye sakinleştirmeye çalıştı Marx, çaresiz şairi. Ama o sanki hiçbir şey duymuyordu. Politik bir ceset olduğumu sanan sırtlanlar dolayacak Asla, duyuyor musun Marx? Sadece birilerinin empoze ettiği düşünceler için değil, aynı zamanda susmak için ücret alan dalkavuk bir yazar olmadım asla. Bütün yaşamım bunun kanıtıdır. Aşağılık hesaplar için değil, beni onurum için savaşmaya iten yüksek idealler için yaşıyorum ben. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Ve tekrarlıyorum, varsın tarihi yargılasın beni. Bu izotun arşivleri yayınlanınca herkes bana sırt çevirecek. Ama sen Marx gerçeği bildiğine göre benden yüz çevirmeyeceksin. Marx cevap vermedi. Fransa ve Almanya'nın durumu Hervey, Bernstein ve Bakunin'in eylemleri gibi Marx için çok önemli olaylar hakkındaki konuşma şimdi yapılamazdı. Hein sadece hastalığa değil, Goziot'tan aldığı parasal yardımı başkalarının da bilmesinin yol açtığı duruma da yenik düşmüştü. Karl son derece gergin bir halde Hayne'nin yanından çıktı. Matilda'nın antrede gelen işveli kahkahasını duyduğu adamın biri ona eşlik ediyordu. Marx somurttu. O neşeliydi, sarhoştu. O dans ediyordu gülerek. Diye anımsadığı Hayne'nin şiirini, şairin karısını tiksintiyle düşünürken. Engels'in Paris'e gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu Marx. Mart'ın ortasına gelmişlerdi ama Frederick işlerinden dolayı Brüksel'den ayrılamıyordu. Sadık Lanchen ve üç küçük çocukla birlikte Brüksel'i terk etmek zorunda kalan Karl ve Jenny'yi en gerekli eşyalarını bile alamamışlardı. Frederick Engels onların bütün işlerini yoluna koydu. Paris'e götüreceği mütevazı eşyalarını toparladı, borçlarını ödedi. İki dost birbirine sıkı sıkı ayrıntılı mektuplar yazıyorlardı. Marx, Frederick'e şöyle diyordu. Burada, Burjuvazi yine iğrenç bir şekilde yüzsüz ve gerici ve Fransızca ekliyordu. Ama yine dayak yiyecek. Bunun yarı sıra Bernstein'in birlikten çıkarılacağını bildiriyordu Marx. Fransa'da olup biten her şeyi takip eden Engels ise iki gün sonra kaleme aldığı yanıtında şöyle yazmıştı. Bernstein'e atmanız çok iyi oldu. Bu adam o kadar iflah olmaz çıktı ki gerçekten onu birlikten atmak zorunluydu. Lamertin her gün daha da iğrençleşiyor. Bütün konuşmalarında sadece sakinleştirmek istediği Burjuvazi'ye hitap ediyor. Geçici hükümetin seçim demeci de aynı şekilde. Burjuvazi'yi sakinleştirmek amacıyla tamamen ona hitap ederek yazılmış. Bu alçakların yüzsüzlüğüne şaşmamak gerekir. Bu aynı günlerde bir an bile dinlenmeyen Yakov Nikolyevich Tolstoy sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürekli meşguldü. Güvendiği insanları kabul ediyor, bakanlıkları ve salonları ziyaret ediyor, olan biten her şeyi dikkatle gözlüyor ve yeni Fransız Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikasıyla ilgili söylenmiş bir tek sözcüğü bile kaçırmıyordu. Gecenin geç saatlerinde kapandığı odasında şaraptan güç alarak gördüğü ve izlediği her şey hakkında Petersburg'a bizzat 1. Nikolay'ın okuduğu raporlar yazıyordu. Yakov Nikolyevich Fransa'yı ve buradaki isyancıları çok iyi tanıyan biri olarak ün yapmıştı. Çar'ın yakın adamı Kont Orlov tarafından himaye ediliyordu. Bir zamanlar gramer öğrettiği sekreteri ve yardımcısı yeni ajan Henry Murgat her sabah Tolstoy'un yanına geliyordu. Murgat uzun olmayan, oldukça iyi görünüşlü, serçe gibi hareketli, canlı gözleri şaşırtıcı bir hızla ifade değiştirebilen genç bir adamdı. Henry Murget, kah dalkavuk ve çekingen, kah cüretkar ve dalgındı. Yüzünün küçük ve belirsiz hatları nedeniyle kesinlikle dikkat çekmemesi genç Fransız'ın en önemli özelliğiydi. Murget Tolstoy'un yıllarca oturduğu evin kapıcısının oğluydu. İnsan sarrafı Yakov Nikolaevich, merdivenlerde sessizce hareket eden, dikkat çekici herhangi bir özelliği olmayan yoksul delikanlıyı hemen fark etmişti. Canlı gözleri, gözlem yeteneğini ve kurnazlığını ele veren Henry her ayrıntıyı yakalıyor ama susmayı da biliyordu. Tolstoy, kapıcının oğlunu kandırıp yanına aldı, onu eğitmeye koyuldu ve kendi el yazılarını temize çekmeyi ve delikanlının zaten çok fazla benzediği bir serçe gibi gerekli bilgileri kolayca ve hızla toplamayı öğretti. Kurnaz Murget, Tolstoy'un kendisine verdiği görevleri özenle yerine getirmesi karşılığında ayda 100 frank alıyordu. Rus casusuna gerekli ilişkileri kurmayı başararak Henry Murget, Victor Hugo ve diğer önemli edebiyat adamlarının gözüne girdi ve bu ilişkileri sayesinde Şubat Devriminden hemen sonra iki gazetenin redaksiyon bölümlerinde çalışmaya başladı. Bu, Tolstoy'un çok işine yarayacaktı. Evde Rafadan Ay adı verilen eski toprak kölesi hizmetçi Ivan saat tam 9'da Yakov Nikolyevici zamanı geldi efendim uyarısı ile uyandırıyordu. Ivan efendisini giydirirken Tolstoy kah hastalık ve ihtiyarlıktan yakınıyor, kah şiir dediği karalamaları okuyordu. Ivan yıllar geçtikçe Derjan'ın küçük lirik şiirlerini ve Pushkin'in özellikle Yakov Nikolyevici e adadığı şiirlerini ezberledi. Benim bir zamanlar stoğacı olduğum olasılıkla aklından bile geçmemiştir diye konuşuyordu Tolstoy. Ufak gözleri kinle parlayan ihtiyar hizmetçiye bakarak sonra da ne diye bana öyle bakıyorsun? Ben ikona değilim. Sen muhtemelen bu sözcükleri bile duymamışsındır. Tanrım ihtiyarlığımı kiminle geçirmek zorundayım? Defol ihtiyar kütük diye kuduruyordu aniden. Yıllar geçtikçe kont daha baskıcı ve despot oldu. Kahvaltıda Henry Murgett'i beklediği yalnız anlarında adının baş harflerinin üzerine altınla yazıldığı sahtiyan kapaklı not defterini karıştırmayı ve odasında çok sayıda bulunan kendi fotoğraflarıyla yağlı boya portlerine bakmayı çok seviyordu. Bir kaydı üzerinde Roma üslubunda yapılmış mermer büstü duruyordu. Evet, gerçek bir patrisyen diye düşünüyordu Tolstoy İnce patiska'dan yapılmış mendiliyle kıvrık saçların, dolgun yüzün ve bir atletinki kadar güçlü ensesinin üzerindeki tozları silerken Puşkin bana filozof diyordu. Galiba ben yeşil lambanın altında toplanan epikürcülerin en dengeli olanıydım. Ivan Henry Market'in geldiğini bildirmişti. Genç Fransız kocaman kapa ağzına kadar açık olmasına rağmen sağ omzunu ileri uzatarak yan yürüdü. Şuna bak nasıl yürüyor diye düşündü Tolstoy. Her delikten girip çıkabilir. Çevik, işe yarar ve sadık bir delikanlı olduğunu da düşünmek gerekir. Bu arada Murget birkaç kez eğilmişti. Yakov Nikolaevich kendisine birlikte kahvaltı etmeyi teklif edinceye kadar. Nikolet de nasıl? diye sordu işveli işveli gülerek. Henry utanmış gibi yaptı. Utanma oğlum. Senin tanımadığın bir şair, Pushkin, benim dostlarımdan biri. Bana şu satırları adamıştı. Monsieur Pushkin şimdi Paris'te mi? diye sordu Murget. Tolstoy bu soruyu cevaplamadı ve Mısraların yerlerini gelişi güzel değiştirerek şiiri okumaya başladı. İç sonuna kadar sevinci, yaşa tasasız umursamaz, sen ana itaat et, sen genç ol gençlikte. Onu geri getirmeyecek davetin, sev tatlı tembelliği ve hafif kanatlı aşkı ve hafif kanatlı eğlenceyi. ''Siz Monsieur Tolstoy, herhalde bir Don Juan ve Bonivant'tınız.'' ''Maalesef hayır. Pushkin'in şiirinin ilk satırlarını dinle. Gençliğimde güzel anlar nasıl kaçırdığımı anlayacaksın. Ben ettim, sen etme. Sen kaçıyorsun, genç filozof, şölenlerden ve zevklerden. İşte ben böyleydim.'' ''Başka ne yazmış?'' diye sordu Henry Murgat, yağlı tavuğu bitirmek üzereyken dal kavukça. Bu arada Tolstoy gençliğini ve Pushkin'in ona anlatan şiirini hatırlamıştı. İnan ki tanıyacaksın sen. Soğuk, kötü gerçeklerin, yararsız düşünmelerin, acı pişmanlıkların saatini. O saat geldi, dedi hayıflanarak kont, sonra da dudaklarını büzerek ekledi. Yararsız düşüncelerle zaman kaybetmeyeceğiz. Hayır, ben gırtlağıma kadar işe batmışım. Bana ihtiyaç var ve hiçbir şey için pişman değilim. Ne var ne yok oğlum? Halk Dostu gazetesi redaktörünün oğlu genç Raspali gördüm. Bu çenesi düşük, her şeyin kendisine anlatıldığıyla övünmek için bütün sırları açıklamaya hazır. Aslında bu sırları ancak kapıları dinleyerek ulaşılabiliyor. Geçici hükümet üyelerinin artık kavga ettiklerine ve birbirinden nefret ettiklerine dair birçok şey söyledi. Harika. Hükümetteki kargaşalar daima ülke için tehlikeli, düşmanları için yararlı olmuştur anlaşmazlık bekliyordum ama itiraf etmeliyim ki bu kadar erken değil. Daha balayı bile geçmedi. Anlaşmazlıkların sebebi ne? İşsizliğin ortadan kaldırılması hakkındaki tartışmalar ve emeğin örgütlenme sorunu. Fransız demosu iş ve atölyelerin derhal açılmasını istiyor. Oo, sen Yunanca biliyorsun. Ama ayak takımına demos diyerek neden şereflendiriyorsun? Pleb sözcüğü hitap edilen kişiler tarafından bilinir. O yüzden ben Yunanca sözlükten bana gerekli sözcüğü buldum. Güzel güzel devam et. 3. Cumhuriyetçilerin soyluluk ünvanının kaldırılması için teklif ettikleri kararname skandal yarattı. Çok sayıda cumhuriyetçi bunun haksızlık olduğunu ve soyluları daha çok kızdıracağını düşünüyor. Soyluluğu ve ünvanları bize Tanrı verdi ve geri alma yetkisi sadece ondadır. İnsanlarda değil dedi Tolstoy kızarak. Murgat bir dosyadan Fransız Cumhuriyeti'nin diplomatik ajanları için hazırlanmış Dışişleri Bakanlığı'nın gizli genelgesini çıkardı. Yakov aç açgözlü bir tavırla bu önemli belgeyi kaptı, gözlüklerini taktı ve metni incelemeye başladı. Fransız Cumhuriyeti'nin hiç kimseyle savaş başlatmaya niyeti yoktur. Komşu ülkelerde hiçbir şekilde devrim propagandası yürütmeyecektir. Fransız Cumhuriyeti ancak bir ülkenin kendi hayatından köken bulan bir özgürlüğün dayanıklı olabileceğinin bilincinde. Ama o aydınlık fikirlerin savunuculuğunu yaparak kendisine saygı duyulmasını sağlayacak ve insanlığa vaat ettiği düzen ve barışın resmini göstererek sempatileri hak edecektir. Tolstoy gülümsediği yüzü biraz daha yaşlanmış ve vahşi görünüyordu. Bilgiç monarkların hiçbir buna inanmayacak. Çünkü geçici hükümette kartal, yengeç ve turna balığı bir araya geldi. Fransa'yı gerçekten hangisinin yönettiğini anlamak mümkün değil. Geçici hükümet içinde aşırı teröristlerin ve bitkin burjuvaların bulunduğu tam bir çorba. Aynı anda birkaç koltuğa oturan Lamartine, Ponex kuşu gibi falcılık yapıyor. Kesin olan bir şey varsa o da şu. Düne kadar Louis Philippe için lirik şiirler yazmış olmasına rağmen Lamartine Cumhuriyet'in başkanı olmak istiyor. O zaman Avrupa'ya nasıl görünecekler? Henry genelgeyi aldı ve yüksek sesle okumaya başladı. Cumhuriyet beşiğinin üstüne kendi ruhunu ifade eden ve Tanrı ile halkın rızasını davet eden üç sözcük yazdı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Eğer Fransa çağımızda kaderin kendisine yüklediği kurtarıcı ve uygarlaştırıcı misyonun farkında ise onun için savaş anlamına gelen bir sözcük yoktur. Eğer Avrupa akıllı ve adil ise onda barış anlamına gelmeyen bir sözcük yoktur. Tolstoy ayağa kalktı. Her şey oldukça net. Bu Jacobenlerin örtük dili. Bir de bakmışsın Fransa'da yeni bir marat ortaya çıkmış. Aslında Ağustos Balanku kürsüye çıktığında tam halkın dostu oluyor. Lamartin ve Ledru rollin bu korkak tatlı diller ise bizim için tehlike arz etmiyor. Ama onların demagojisi ayak takımını tıpkı 1793 yılında olduğu gibi iktidarı ele geçirmeyi denemeye itebilir. Ne olacak? Mühendis Gulliton bir zamanlar koyunların kafalarını kesmek için ustura icat etti. Ama hala Tanrı ve Rus çarı var. Bizim süpürgemiz birçok kez Fransız ahırlarını temizlemiştir.'' Murget dal kavukça güldü. E ee, yeni olarak başka ne var? diye sordu kabalaşıp sinirlenen Tolstoy. Başka olaylar da var. Bugünlerde tüccarlar ve kapitalistler belediye sarayına yürümüşler. Bunların en az 3000 kişisi borsadan katılmış. Hükümetten ödemelerin ertelenmesini istiyorlarmış. Eğer istedikleri reddedilirse iş yerlerini kapatıp işçileri sokağa atarak onları ekmeklerinden mahrum etmekle tehdit ediyorlarmış. Siyah ceketlerin bu isyanını duymuştum diye karşılık verdi Yakov Nikolayevich. Bu tabii ki önemsiz bir olay diye canlandı Murget. Ama ulusal muhafızların birkaç bölüğünün de katıldığı saygıdeğer yurttaşların gösterisi çok daha müşteşemdi. Kahrolsun komünistler diye bağırıyordu göstericiler ve soyluluk ünvanlarının iadesini istiyorlardı. Bunu da duymuştum. Aralarında epey de kadın varmış komünistlere karşı yöneltilmiş olsa bile kadın çığlıklarını sevmiyorum. Evet, bu kadın şapkalarının ve deri muhafız kalpaklarının gösterisiydi. Daha sonra Cumhuriyetçi Kadın Kulübü'ne daldılar. Orada çok komik bir dövüş başladı. Bunda sevindirici bir şeycikler var. Ulusal muhafızların arasında düzenin cesur savunucuları da çıkmış. Dostum Murgat, hükümetin sağduyulu üyeleri bunu göz önünde bulundururlar.'' ve ayak takımına karşı verdikleri mücadelede bunları kullanmayı başarırlar. Kenar mahalle serserileri ise ücretlerin yükseltilmesini ve iş gününün kısaltılmasını istiyorlar diye ekledi Yakov Nikolayevich defterine bir şeyler yazarak. Daha sonra ayağa kalktı ve bununla görüşmenin sona erdiğini söylemiş oldu. Genç Fransız ayakta duruyor ve yeni görevler bekliyordu. Edebiyatçıların ve etkili kimselerin moral durumlarını inceleyin. Aslında devrim zamanında gücün temsilcisi onlar değil, pratik politikacılardır. Louis Blanc'la ve özellikle de fanatik komünizm ve terörle kafayı bozmuş şu Agustin Balancu ile tanışmaya çalışın. Öyle anlaşılıyor ki bu siyasi mahkum tekrar zincire vurulmadığı sürece sakinleşmeyecek. Ve kafası koparılmadığı sürece diye ekledi Murget. O günleri de göreceğiz. Hoşça kalın, sadık genç dostum. Yakov Nikolayevich, Bakan Lamarten'in kulübüne hazırlanma zamanı gelinceye dek çalışma odasında çalıştı. Hizmetçilere efendilerini rahatsız etmemeleri emredildiğinden ziyaretçilere evde olmadığı söyleniyordu.